Bugün dünden iyi, yarın belki gökyüzü sızacakmış küçük penceremden. Öyle yine de ışık aramakla geçecek hayat, ne de olsa yeşiller de var arayıp bulana. Dünya sanki sırtımda, sanki herkes karşımda, yoruldum bu yaşımda. Anne, ne olur konuş benimle, en azından rüyamda vesile tutunmama. Öyle yine de ışık aramakla geçecek hayat, ne de olsa yeşiller de var arayıp bulana. Sağ çıkmasın. Var ya, dünyayı başına yıkarım Kadir. Ne istiyorsun benden, onu söyle. Bana babalık yapmanı. Hayırdır Asiye Hanım? He? Çok mu hoşunuza gitmişti Kaan Bey? Bu kız bizden de, bu evden de uzak duracak, anladın mı beni? Ha yok, senin lafının bir kıymeti yok. Ben yine de bu kızı eve alacağım diyorsan, senin de benim gibi bir amcan yok. Bak amca, sana karşı çıkmak bana yakışmaz biliyorum. Ama kimi kimsesi olmayan sokağa düşmüş bir kıza da ben sırtımı dönemem. Kusura bakma, yapamam bunu. Özür dilerim. Öyle mi oğlum? Aferin sana. Aferin oğlum. Sen böyle burnunun dikine dikine git, değil mi? Aferin sana. Şengül, beni eve götürsene. Ne acı belirsiz bir kız yüzünden amcanı çiğnedin ya. Yazıklar olsun sana Kadir. Abimle annem senin yüzünden ölüyordu. Sen nasıl bir yüzsüzsün de hala utanmadan geliyorsun bu eve? Kendine gel. Ne var, yalan mı söylüyor abi? Benim kuzenim bunun yüzünden vurulmadı mı? Ha? Biz bunun yüzünden hastanelerde perişan olmadık mı? Kız doğru söylüyor. Ömer bak, ben gerçekten gelmek istemedim. Yemin ederim. Kadir söyledi, yani halinden anlarlar deyince geldim. Anlayacaklar da zaten. Merhamet neymiş bilecekler. Hadi sen de gir içeri. Hadi. Hadi sen de abiciğim. İyi, hadi. İyi geceler. İyi geceler. Ya böyle bir tuhaf oldu ama ben de arada kaldım. İyi geceler Kadir abi. Yarın görüşürüz Ozan kuzen. İyi geceler. Amcam ne kadar üzgün, farkındasın değil mi? Ya abi, niye getirdin bu kızı ya?
Acıdım ya. Haline acıdım. Ya oğlum artık gerçekten gelmeyin üstüme. Eve azılı katil getirmişim gibi davranmayın bana ya. Yapmayın oğlum ne olur ya. Ne kadar kalacak bu bizde? Ya ben de bilmiyorum. İyileşene kadar. Ne zaman ayağa kalkar, ne zaman kendine gelir, ne zaman ev bulacak hale gelir ben de bilmiyorum oğlum. Ben de bilmiyorum. Bu kız için amcama böyle davranmana değer mi? Ben de onu bilmiyorum abi. İnşallah bir kabus daha yaşatıp utandırmaz seni. Ben biraz hava alacağım. İyi geceler. Ömer! Suzan Hanım? Buyurun. Ömer, ben de tam seni arayacaktım. Harika'ya ulaşamıyorum. Süsen nerede mi hala? Gelmedi mi eve? Hayır. Az önce kaçta gelirsin diye sormak için aradım. Sesi çok kötü geliyordu. Telefonu suratıma kapadı. Sonra sakinleşmiştir diye bir daha telefon açtım. Şimdi açmıyor telefonlarım. Allah Allah. Peşinden Tolga çıkmıştı. Tolga'yı arasam herhalde ulaşırım Harika'ya. Ay ne olursun, çok huzursuz oldum ben, merak ettim yani. Tamam, merak etmeyin, ben bulurum Harika'yı. Çok teşekkür ederim Ömerciğim. Rica ederim. Siz dışarıda beklemeyin, üşütürsünüz. Bir ara bana laf ettin, yine de yüzünü kızarttı, aldı o kızı içeri. Sen hala yeğenlerim de yeğenlerim diye döndür. Senin o canım ciğerin dediğin yerin, bak seni adam yerine koymadı. Ya Madırım, adamı doldurmasana sen ya. Ne dolduracağım olacağım? Bu adam kör mü, görmüyor mu? Ya tamam değil de Kadir abim ne yapsın? Ya kızcağız hastaneden yeni çıktı ya, acımış işte. Lan çıkarsa çıksın be! Çıkarsa çıksın! Biz de az beklemedik o hastane koridorlarında. Sana bir şey olacak diye öldüm öldüm, dirildim lan ben. O uğursuz kız yüzünden anan da sen de ölüyordunuz neredeyse. O zaman ne olacaktı? Kim verecekti lan bunun hesabını? O Kadir efendi yine öyle konuşabilecek miydi burada? Fadırım bana niye bağırıyorsun? Ben ne yaptım? Yokmuş Orhan. Yokmuş işte senin sözünün kıymeti falan. Lan sen de bir sus! Gene oturdun orada sağ kulağından yiyip duruyorsun beni. Oğlan haklı ya. Oraya oturmuşsun, doldurup duruyorsun. Yeter bak, zaten sinirliyim. Yalnız bırakın beni hadi. Sen de yerlerine kız acısını benden çıkar. İyi iş valla. Oğulcan yürü, kahvemizi içeride içelim. Yatacağım ben. Oğulcan dur beni! Bak geliyor yine terlik ha. Alo. Alo, vitaminsiz. Ömer ben. Harika'yı ver bakayım. Vay, Ömercik. Ne haber ya? Benim numaram var mıydı sende? Bana lazım olmayacağına göre yoktu da mecbur buldum işte bir yerden. Harika'yı ver. Vay, abi kardeş durumları diyorsun yani ha. Güzel, sevdim bunu. Ama kalmadı canım ya. Taze bitti Harika. Tolga. Kes tatavayı, ver şu Harika'yı telefona. Yani yine anlamıyorsun oğlum bunu. Yok diyorum sana. Oğlum yalan söyleme, peşinden sen çıktın partide gördüm. Ne yalan söyleyeceğim oğlum sana? Peşinden çıktım partiden ama senin bu prenses kardeşin bir triplere falan girmiş, bastı gitti işte. Biliyor musun nereye gitti? Bilmiyorum. Sahil yoluna doğru döndü. İşime yaramadın, kapat. Asiye, ben giderim bir iki güne. Yani bir yer bulmaya çalışırım. Kadir'le amcası küs kalsın istemem. Tamam ya, bunu konuşmaya gerek yok. Olan oldu zaten. Senin yarın için sürmen gereken bir ilaç falan var mı? Doktor bir şey dedi mi? Birkaç tane ilaç verdi. Bir iki haftaya da kontrole gideceğim. Ses gelmiş, 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 gelmiş. Hop! Gerçek prensesi bulmuş.
ben tek başıma uyurum. Olur. Tamam prensesim. İyi uykular. İyi geceler. Ömer niye gelmedi hala? Bilmiyorum ki abi. Ben arayayım bir onu. Hangi taraftaymış? Kapanmış telefon ya. Belki aramıştı. Heh, bir sesli mesaj var. Doruk'tan. Doruk mu? Barıştınız mı siz? Asiye, seni aradım ama ulaşamadım. Eğer ulaşabilseydin benimle konuşur muydun? Yoksa telefonu suratıma mı kapardın bilmiyorum ama... Asiye, ben gerçekten çok üzgünüm. Büyük saçmaladım. Aptallık ettim, seni kıskandım. O attığın tokatı da fazlasıyla hak ettim, biliyorum. Ama çok özür dilerim Asiye. Ben böyle olmasını gerçekten istemem. Abi bir şey oldu. Bir anda böyle korna sesleri, gürültüler falan geldi. Bir şey oldu. Ya tamam abicim, panik yapma. Ara Doruk'u hemen. Kaza falan olmamıştır değil mi? Böyle bir şey yoktur. Alo? Alo? Ben Doruk'u aramıştım. İyi akşamlar hanımefendi. Ben polis memuru Hakan. Polis memuru mu? Aracın sahibi olan genci diyorsunuz sanırım. Telefonu kaza yerinde kalmış. Kendisi ambulansla hastaneye götürüldü. Kaza mı? Ne kazası? Doruk iyi mi? Doruk'a bir şey olmadı değil mi? Ne oldu ona söyleyin lütfen. Neredesin kızım ya? Annesi meraktan öldü, bu fıldır fıldır geziyor. Hayırsız evlat. Pişt. Aa. Ne işin var senin burada? Beni mi takip ediyorsun? He, işim gücüm yok, seni takip ediyorum. Annenin telefonlarını açmıyor musun? Kadıncağız öldü meraktan. Ay, sen de kanatsız meleğe olarak hemen yardımına koştun. Bravo. Hadi ne alacaksan al çabuk eve, hadi. Haydi. Ne kadar? 10 lira ama çantanıza bakmak zorundayım. Ne münasebet? Oğlum çantanıza bir şeyler attığınızı görmüş. Yanlış görmüştür o. Açmıyorum çantamı falan. Bakın hanımefendi, güvenlik kameralarımız zaten var. Bir şey varsa onu da açıp oradan birlikte bakarız. Ben büyütmek istemediğimden sizin açmanızı rica ediyorum. Ya kızım aç şu çantanı da gidelim ya. Hadi. Sana ne be? Sen karışma. Açmıyorum çantamı. Bakın müşterilerim rahatsız oluyor. Çantanızı ya açarsınız ya da polis çağıracağım. Üf, aman be. Ne tutturdun çanta çanta diye. Açıyorum. Al bak. Oldu mu? Rahatladı mı dedektif? Siz ne terbiyesiz insanlarsınız ya. Oğlum polisi ara. Yok abi, polis falan arama. Bir yanlış anlaşılma oldu galiba. Onları ben koydum oraya. Ben hanımefendiye söylemeyi unutmuşum. Sen söyle abi bize borcumuzu, ben ödeyeyim. Ne yapıyorsun sen ya? Abicilik mi oynuyorsun? Ödemeyeceksin bunlara hiçbir şey. Çağırsın polisi. Benim canım eve gitmek istemiyordu zaten. Ne bakıyorsun gerizekalı? Arasana polisi. Harika, sus. Abi bizim günahımız ne kadar sen söyle. Bak yanımda bu kadar var. Yetiyor mu?
Kızım ne yapıyorsun? Lan dur, ne yapıyorsun kızım? Kızım deli misin? Kızım dursana. Pardon. Ne oldu? Tüh. Kurtaramadım bak kardeşini. Yazık. Bu oda. Asiye? Doruk. Siz nasıl buldunuz beni? Yani ne işiniz var burada? Nereden duydunuz? Telefonun kaza yerinde kalmış. Ben de seni aradım. Orada polis memuru açtı, o söyledi. Çok korktum Doruk. Nasılsın şimdi, iyi misin? Ağlama, tamam. Tamam, ağlama. Hiçbir şeyim yok. Öyle birkaç kesik, sıyrık falan, o kadar. Bir de araba vahşet oldu. O var. Geçmiş olsun. Sağ ol Kadir. Kıyamam, sen benim için mi ağladın bu kadar? Çok korktum Doruk. Şuraya gelene kadar bir sürü kötü şey geçti aklımdan. Tamam, tamam, ağlama bak. İyiyim, iyiyim. Hiçbir şeyim yok. Hatta yani bayağı iyiyim. Neredeyse kaza yaptığıma bile sevineceğim şu anda. Acıyor mu bile? Yani. Biraz acıyordu ama. Sen gelince o da geçti. Çıldıracağım ya. Senin bu pişkinliğinden, şımarıklığından çıldıracağım ya. Bir de utanmadan gülüyorsun hala. Ay abartma be. Adamın ukalalığını görmedin mi? Yok çantanı aç, yok bakayım, yok şunu göster. Kızım sen şaka mı yapıyorsun? Deli taklidi mi yapıyorsun sen ya? Adamın dükkanında hırsızlık yaptın, yetmedi bir de üstüne raflarını devirdin adamın. Ödemeyecektin. Ödemeseydin olmayacaktı. Ha bir de benim yüzümden oldu bunlar. Evet. Oh, canıma değsin. Hadi iyisin ha. Sayemde nezarethaneye girdin. Allah razı olsun. Abicim. Harika. Sen niye hırsızlık yapıyorsun? Hı? Gece gece şekerin düştü, canın çikolata falan mı çekti? Ne oldu? Anlamayacaksın değil mi? Bak, benim canım sıkılırsa ben böyle şeyler yaparım. İyi geliyor. Bak şöyle yapalım. Doktora git. Hastasın kızım sen. Aa, sus! Ay sinirimi bozma benim. Çikolata ister misin? Sen şaka mısın ya? Ne? Ya cebime girmiş, farkında değilim. Ha. İster misin, istemez misin? İyi. İsterim. Allah'ım ya. Ne? Ben sana büyük parçayı vermeyecektim herhalde değil mi? Biz seninle ne yapacağız acaba? Yani çocuklar, size inanamıyorum. Hep
Konuştuğunuz, anlaştığınız günlerin hayalini kurmuştum ama hayal ettiğim gerçekten bu değildi. Çıkıyor muyuz? Evet kızım. Çıkıyorsunuz. Market sahibiyle konuştum. Adamı zar zor ikna ettim. Şikayetini geri çekti. Çıkabilirsin. Oo, anne. Sende gelişme var ha. Suzan Hanım, çok özür dilerim. Bir an doldu, engelleyemedim yani. Tahmin ediyorum Ömer. Ama hallettik, dert etme. Esas ben senden özür dilerim. Kardeşin adına. Yok, estağfurullah. Hadi gel çıkalım. Doktorla konuştum. Çıkabilirsiniz diyor. Ah, süper. Cemile arıyor. Efendim Cemile. Asiye. Bak. Mesajı ne kadar dinleyebildin? Ne kadar anlaşılabilir haldeydin bilmiyorum ama ben bir kere daha söylemek istiyorum. Çok, çok, çok özür dilerim. Sana terbiyesizlik yaptım. Affet beni. Tamam, affettim. Ben de sana tokat attım. Özür dilerim. Okey. Ben de seni affettim. Peki biz şimdi barıştık mı yani? Barıştık. Evet, ah! Evet be, işte bu ya. Şu an var ya, dünyanın en mutlu insanıyım biliyor musun? Ya ben kaza yapınca barışacağımızı bilseydim çok da erkenden kaza yapardım. Hakikaten niye aklıma gelmedi ki bu benim? Doruk saçmalama ya. Ya şu an var ya, sana sarılamıyorum ya, deliriyorum yemin ederim. İçim yiyor ya. Hemen gitmesen olmaz mı? Yani biraz daha benimle kalsan, ha? Konuşsak. Nasıl kalayım Doruk? Abimle geldim ya. Evet ya. O da doğru. O zaman okula erken gelirsin yarın, ha? Nasıl fikir? Olur. Gelirim. Anlaştık. Ne diyor abim? Arkadaşınız nasıl diye sordu. Bomba gibi dedim ben de. Doğru mu demişim? Aynen. İyi demişsin. Ha, de şuna ekleyeyim. Bir daha benim kız kardeşimi üzersen ben de o bombayı patlatmasını bilirim. Tamam mı? Anlıyorum. Mesaj alınmıştır. Güzel. Hadi gidelim o zaman. Al. Gördün işte. Evimizin yerini öğrenmiş oldum. Artık kuzenlerine, kardeşlerine anlatırsın. Bol bol eziklersiniz. Bizi kendinle karıştırma harika. Ayrıca evine ilk defa gelmedim. Nasıl yani? Sen mi söyledin? Hayır. Kendi görmüş, öyle gelmiş. İçeri de girmişsindir. İyice gördün yani sefilliğimizi. Bravo anneciğim. Senden tek bir şey rica etmiştim değil mi? Kimse bilmesin dedim. Bravo. Kızım. Kimse değil o. Kardeşin senin. Ayrıca bunu bir sır olarak tutacağını da gayet iyi biliyordun. He. Tuttu tuttu, çok iyi tuttu. Gitmiş hemen kuzenlerine ötmüş. Onlar da durur mu? Keyifle anlattılar. Herkes biliyor artık sefilliğimizi. Oğlun sayesinde. Ben kimseye bir şey söylemedim be. Mahallede minibüse binerken görmüşler seni. Ayvike bayağıdır biliyor yani. Olay bu. Ha, bu gece sen saçmalamasaydın şu an bunu konuşuyor olmayacaktık. Çünkü bana söz vermişlerdi, kimseye söylemeyeceklerdi. Neymiş o? Yine ne yaptın harika? Hı?
Anlatacak mısın? Peki, ben anlatayım. Asiye ile Aybüke eve yardım etmek için apartman temizliğine gittiler. Sizin kızınız da oradan geçerken her şeyi videoya almış. Sonra bunun bir tane yaveri var ya, onunla kafa kafaya verip bu videoyu partide yayınladılar. Niye? Güya benim kardeşimle, kuzenimle dalga geçecekler. Bak, bak, bak. Yarım akıllılar. Çalışmak, dalga geçilecek, utanılacak bir şey mi kızım? Değil anneciğim. Ben boyumun ölçüsünü aldım. Bütün okul biliyor artık bu iğrenç mahallede yaşadığımızı. Bu gece konduda kaldığımızı. Sevinebilirsin. Suzan Hanım, ben artık kaçayım. İyi geceler. Sana da oğlum. Her şey için çok teşekkür ederim. Rica ederim. İyi geceler. İyi geceler. Açtım ben. Doruk. Oğlum. Oğlum ne oldu senin yüzüne? Oğlum ne bu yaralar? Ne oldu sana? Güzel bir kaza yaptım anneciğim. Vallahi çok güzel oldu. Ne? Doruk. Oğlum. Oğlum bu ne hal? Ne diyorsun sen? Ne kazası? Doğru düzgün anlatsana şunu. Oğlum ne oldu? Ne kazası? Alnına ne oldu senin? Ya bir şeyim yok. Öyle birkaç tane dikiş attılar. O kadar. Ne? Ah. Nasıl ya? Daha bir saat önce doğum gününde beraberdik. Nasıl oldu bu? Parti çıkışı kaza yaptım işte. Hastaneden geliyorum. Oğlum sana inanamıyorum. Yani kaza yaptığını böyle güle oynaya anlattığına inanamıyorum. Gerçekten inanamıyorum. Anneciğim bir şeyim yok ki benim. Ben gayet iyiyim. Hatta bayağı iyiyim ben ya. Aa, ay bak hala gülüyor Akif. Oğlum sen kafanı falan mı vurdun? Travma falan geçiriyor galiba Akif. Biz bunu başka bir doktora götürelim hadi. Ne boş Allah'ını seversen ne diyeceğiz doktora götürüp? Bizim çocuk biraz fazla gülüyor mu diyeceğiz? Ne diyeceğiz? Oğlum güzel oğlum. Bugün günlerden ne? Ha? Ayın kaçında şey, kardeşinin adı neydi? Hatırlıyor musun kardeşinin adı? Neydi? Babacığım ha? Hastanede MR falan çektiler. Hiçbir şey yok, her şey yolunda. İçiniz rahat olsun tamam. Ben gayet iyiyim. De. Araba bir çıtır hasar aldı. Ama bir çıtır. Hay Allah ya. Daha yeni alınmamış mıydı o araba? Dikkatli kullansaydın ya sen de. Sen ne diyorsun ya? Bir araba gider, bir araba gelir. Ya benim oğluma bir şey olsaydı? Ya oğlum, sana bir şey olsaydı biz ne yapardık? Benim aslan oğlum. Of şükür Allah'a ya. Doğru. Önemli olan Doruk tabii. Peki, peki bir şey söyleyeceğim. Doktora gidiliyor da neden bizim haberimiz olmuyor acaba? Ben istemedim size haber vermelerini. Öyle mi, neden? İyiyim işte, bir şeyim yok, kendimdeyim diye. Hayır efendim, ben bunu kabul etmiyorum. İster bir araba gitsin, ister 100 araba gitsin ama sana da, kardeşine de bir şey olursa annenle biz mahvoluruz. Oğlum anlamıyor musun bunu? Attığınız her adımdan, aldığınız her nefesten haberimiz olacak. Oğlum size bir şey olursa biz yaşayamayız. Baban haklı Dorukçum. Lütfen bir daha böyle bir şey istemiyorum. Bunu yapmayacaksın, söz ver. Tamam anneciğim. Tamam babacığım, söz. Tamam, bir daha yapmayacağım. Her şey yolunda. Siz keyfinize bakın. Gerçekten bir problem yok, iyiyim. Merak etmeyin beni, okey. Ne boş. Hadi bir yukarı çıkalım, sen benim tansiyonuma bak. Ay hadi. Aman Akif ya. Bir şey yok, bir şey yok ya, bakalım. Ya babacığım hadi. İyiyim diyorum, bir şeyim yok, iyiyim. Bak, okey, her şey yolunda, tamam. Tamam oğlum. Ne oldu? Asiye hastaneye geldi. Barıştık. Gerçek. Çok sevindim. İyisin değil mi sen? İyiyim kızım tabii. Demir gibi adamım ben, bana ne olur ya. Sen bir de arabanın halini gör.
kardeşiyle ilk aktivitesine ne diyorsun? Nezaretten de çikolata paylaşmalar falan. Kardeşin harikaysa sana gül bahçeleri vaat etmesini beklemeyeceksin. En fazla mapushane, karakol falan yani. Maksimumu bu. Bence bayağı komik bir yanı. Sen iyi eğlendin. Neşelisin de. Kız sabah sabah ne oldu sana? Niye bu kadar neşelisin? Doruk'la barıştı da ondan. Ha, senin ondan gözler böyle Neşe Pınar'ı. Ben de dedim çocuk kaza geçirdi gitti hastaneye baktı bir şey yok. Keyfi herhalde yerinde dedim. Ben nereden bileyim olayların buraya bağlanacağını. Bir daha üzmesin de seni. Vallahi üzerim onu. Artı bir. Artı bir ne demek abi? Vallahi abicim yani ben de aynı şeyi düşünüyorum demek. Artı bir. Cemile. Geçsene sofraya. Çay koydum sana. Yok Kadir ya, ben hiç aç değilim. Afiyet olsun size. Sağ ol da. Yani bir şey yemeyecek olsan da geç sofraya. Biz babamızdan böyle öğrendik. Sofra saati herkesin toplanma yeridir. Eren familyası, okula gitmeye hazır ve nazır mıyız? Aybike nerede? Hazırlanamadım hala. Hazır da. Hacı da bekliyor. Bana tripli ya, ondan. Bırakın beklesin. Tripin bir işe yarayacağını bilsem ben de beklerim de. Neyse. Cemile, ilaçlarını içmeyi unutma. Tamam Asiye, sağ ol. Abi sonra görüşürüz o zaman. Bir tanem, sen de kahvaltını bitirdikten sonra çantanı hazırla, Sabahat teyzeye götüreyim sana. Şey, ben evdeyim zaten. Ben bakabilirim Emel'e. Olur. İyi de olur. O zaman ben de çıkayım. İşe geç kalmayayım. Amca dur, yardım edeyim Bilmen'e. İstemez. Olacağım. Ne sandın? Sineye çekecek, unutacak mı sandın? Hadi kal sağlıcakla Orhan. Biz bize yeteriz Orhan. Madrim ne alaka, ne saçmalıyorsun? Niye saçmalıyormuşum? Hiç de saçmalamıyorum. Herkes haddini bilecek. Good morning be, Eren family, ha? Good morning tabii ya. Adamım ya, seviyorum ya ben bunu. O zaman siz hasret giderin, biz de sınıfa geçelim. Bak bir daha ayrılıp barışmak yok ha. Sonra olaylar Laçka'ya bağlıyor. Bence de. Anlaşıldı. Günaydın sevgilim. Günaydın. Bu ne? Bunlar ne durum? Sana çiçek almadan geçen her sabah için ayrı bir çiçek.
İyi de sen her sabah bana çiçek almıyordun ki zaten. Hata işte bak, çok büyük bir hata yapıyormuşum. Asiye, ne güzelmiş çiçeklerin. Sağ ol. Doruk, ben çok utanıyorum böyle ama. Niye ya? Bunda utanacak ne var ki güzelim? Sen dur bekle. Sizlere bir duyurum var. Asiye ve Doruk yeniden sevgili. Duyanlar duymayanlara söylesin. Asiye ve Doruk yeniden sevgili arkadaşlar. Barıştık, evet yanlış duymadınız. Asiye ve Doruk yeniden sevgili. Ne güzel bir sabah değil mi? Al sen de bakalım. Ne güzel saçların var. Manitayı veririz. Eyvallah. Peki ben dün gece ne yaptım biliyor musun? Hayır. Kocaman bir liste çıkardım. Ne listesi? Asiye'yle yapamadığıma yıkıldığım şeyler listesi. Hepsini tek tek uygulayacağız. Ertelemek yok. Tamam? Her sabah çiçek al, her akşam iyi geceler dile. Luna Park'a gidin, yağmurda ısının, koşuya çıkın. Dur, çok komiksin yani. Bunlar uğraşmış olman. Sadece komik miyim yani? Aynı zamanda aşırı yakışıklı, ultra karizmatik ve de tatlı değil miyim? Evet, öylesin. Dün gece kazada falan ölmedim ben, değil mi? Nasıl yani? Yani şu halime baksana. Sevgilim kolumda, mutlu mutlu sınıfa yürüyorum. Ha, cennette gibiyim. Hayır, hayattasın ve yanımdasın. E cennet işte. Ha bu arada, beni sakın terk etme, sonra çok ağlarsın demiştim. Doruk. Ne kadar özledin beni, ha? Anlatsana biraz. Doruk, şımarma, hadi. Aa, ben bugün şımaracağım. Kusura bakma, bugün benim şımarmak hakkım. Bugün benim şımarma günüm. O kadar sevgilimize kavuşmuşuz ya, değil mi? Arkadaşlar, ne güzel bir sabah değil mi ya? Asiye ve Doruk yeniden sevgili. Bak sen yeni geldin, haberin yok, haberin olsun. Asiye ve Doruk yeniden sevgili. Muhteşem ikili yeniden bir ara. Asiye ve Doruk. Hashtag Asdo. Harika. Ya ben dün gece ne düşündüm biliyor musun? Ya böyle seni birine benzettim. Kül kedisi. Saat 12'yi geçince gerçek yüzün ortaya çıktı. Ya böyle prenses prenses takılan ama aslında sefil olan bir kül kedisi. Çok düşündünüz mü bu cümleleri? Hayır yani provasını aldınız mı? Yoksa tek seferde söyleyebildiniz mi? Çünkü sen Süsen'in kafasının çok çalışmadığını, ezberlediği 15 kelimeyle kendisine ifade edebildiğini söylersin de. O bakımdan canım. Harikacığım, böyle yalan yalan şeyler söyleyip bizim aramızı bozamaz. Yo. Mesajlarım var. Hepsini okuyayım istersen. Aa, siz de mi buradaydınız? Kaan'cığım. Dinle. Şahane mesajlar okuyacağım. Ne diyor bu ya? Bakalım bakalım. Wonderful show başlıyor. Hazırsanız okuyorum. Önce senden başlayacağım. İçimden geldi. Bakalım neler demişsin. Kaan denen çocuğu kimse kapmadan paketlemem şart. Ay, doğum günüme gelebilsin diye ezikleri de çağırdım. Hata yapmadım değil mi? Ezik diye sizden bahsediyor bu arada. Duygularımız karşılıklı canım, sıkıntı yok. Bu mesajı hakkında üzülme diye söylememiştim ama. Sence kafası çalışan bir insanın seninle olma ihtimali var mı acaba? Sen gerçekten iğrenç bir insansın ya. Aa, kantinci. Hacer. Gel gel. Tam burası seni ilgilendiriyor. Talya doğum günü partim için o zavallı çocuğu alışverişe çıkarmış. Yazık. Yanına yakışsın diye çabalıyor. Asıl zavallı sensin, pislik. Nefret ediyorum senden. Ya gülüm,
Bir sıkıntı yaratma, üzülme, hallederiz, konuşuruz ya. Sevgilim farklı düşünüyor mu sanıyorsun? Üzülme diyor bir de ya. Bakalım Gül'ün senin için neler demiş. Beni güldürüyor gibi ama bilmiyorum. Gül'üm mülüm diyor, kuru kuru laflar. Ya sonuçta zavallı loser bir tip. Deneyeceğim ya, denemekten zarar gelmez. Öyle mi düşünüyorsun? Eyvallah. Sen bir yılansın biliyorsun değil mi? Herkesi mutsuz etmekten zevk alan bir yılan. Biliyorsam. Her zaman söylediğim gibi, bu kızın kafası zehir. Canını acıtanın ölümü göze alması gerek. Vallahi ne yalan söyleyeyim. Müthiş bir intikam performansıydı. Tebrik ederim. İkiniz de gerçekten şu dünyadaki en kötü insanlarsınız. Yani ikinizin de şu okulda olması hepimizin başına gelen en kötü şey. En azından senin gibi ezik değiliz. Bak, o pis mahallede yaşıyorum diye kendini sakın benimle eşit görme. Sen doğuştan eziksin. Ben mecbur olduğum için oradayım. Harika, sınırını aşıyorsun. Kes. Sen sus ya. Abicilik oyununu bırak artık. Yeter. Parasını yiyorsun abiciğinin. O kısmı ne yapacağız gerizekalı? Ne diyorsun sen ya? Sence ben Ömer'in parasını ne zaman yedim? Pardon da sen hala şu okulda okuyorsan Ömer sayesinde canım. Okul taksidini kim ödedi sanıyorsun? Tolga. Tolgacığım, sen ödemedin mi? Bilmem. Ödememişim galiba. Nasıl yani? Sen bana ödedim diye yalan mı söyledin? Yok. Sen bana geldin, teşekkür ettin. Ben de bozuntuya vermedim. Durum bundan ibaret. Paranın üstüne çöktün yani. Çakal. Öyle mi olmuş? Olmuş, olmuş. Kısmet. Hayırlısı olsun. Allah kahretsin seni ya. Sen de iğrenç bir insansın. Gerizekalı. Bu neydi ya böyle? Kuyruğuna basılıp maskesi düşürülen harika kasırgası. Oğlum bak. Wonderful patlaması bölüm 325. Bu okulda kalmaya devam edeceksen bunlardan daha çok... Senin hiçbir şeyden haberin yok. Hey, kime ne anlatıyorsun? Mazlum, yalvarırım yapma bak böyle. Ne olur bir konuşalım. Sandığın gibi değil, çok eski mesajlar onlar. Gerçekten çok eski. Buyur kardeşim, söyle ne istiyorsun? Bir şey alacaktım. Tabii, vereyim. Mazlum, ne olur yapma böyle. Konuşalım bir lütfen. Al çayını. Şu arkadaşa da söyle, burayı fazla zorlamasın. Buradan ona hayırlı cevap gelmez. Anladın, tamam mı? Oğlum ne bakıyorsun, söylesene. Abla, zorlama sen. Bundan sana hayırlı cevap gelmezmiş. Mazlum ne olur lütfen. Lütfen bak konuş. Şişt, bana bak, söyle şuna. Kendini eğlendirmek istiyorsa bir bilet alsın, sirke gitsin. Çünkü soyut aralık bitti. Anladın? Soyut aralık bitti. Finito, finish yani. Abla, artık eğlenmek istiyorsan sirk bileti alıp ona gidecekmişsin. Hayırdır? Sabah erken çıkmışsın evden. Evet. Asiye çok beklesin istemedim. Nasıl yani? Hani sana demiştim ya, aramız biraz limoni diye. Artık değil işte. Barıştınız yani? Evet. Ben kaza yapınca koşa koşa hastaneye geldi. Kıyamam ya, çok üzülmüş, çok korkmuş. Ama ben biliyordum. Bana kızsa da kıyamaz biliyordum. Süper. Ben çok sevindim barışmanıza. Sağ ol. Ha bu arada... senden hoşlandığını falan hissetmiştin yani. Yanılmışsın. Evet. Saçmalamışım biraz. Kusura bakma.
Bir daha saçmalama o zaman. Okey. Hadi görüşürüz. İlla bir gün görüşeceğiz kardeşim. Elbet bir gün. Amcanın bu kızı evinizde istememesi kadar doğal bir şey olamaz kardeşim. Ya adam karısını, çocuğunu, ya ailesini kaybediyordu bu kız yüzünden. Senin bunu anlaman gerekiyordu aslında. Anlıyorum. Anlıyorum ki zaten anlamıyor değilim. Ben sadece hasta bir kızı parklarda, banklarda uyutmak istemem. Bu kadar. O kadar değil işte. Bu senin bu kıza verdiğin ilk şans da değil. Cemile hırsızlık yaptı. Paranızı çaldı. Sen o zaman da kapkaç diye bir hikaye uydurup bu kızın suçunu örtbas ettin. Hiç tanımadığın, etmediğin bir kızı ailene karşı yalan söyleyerek korudun. Ama ben bunu sana da onlara da defalarca kez anlattım biliriz. O paranın nasıl çalındığını anlatıp olay çıkarmanın kimseye bir faydası yoktu. Özellikle ablasının o kıza attığı kazığı kendi gözümle gördükten sonra. Ya sen ne kadar çok düşünüyorsun bu kızı. Farkında mısın? Nasıl yani? Ne demek istiyorsun şu an? Bilmem. Sen söyle. Senin niyetin ne? Yani sen ne hissediyorsun bu kıza karşı? Nisa. Konuşma tatsız bir hal almaya başladı. Bence daha fazla uzatmayalım. Hayır, uzatalım Kadir. Uzatalım. Belki Ömer haklıdır. Belki herkesi karşına almanın sebebi sen... Sen... Gerçekten aşık mı oldun bu kıza? Ne kadar güzel ya. Şu an var ya, ilk kez beni tanıyamadığını hissediyorum. Gerçekten ilk kez beni büyük hayal kırıklığına uğratıyorsun. O yüzden ben gideyim. Ya söyle o zaman. Söyle, hayır de, yok de. Hayır, yok öyle bir şey bile diyemiyorsun ya. Neyse, bırak beni gideyim. Bak, konuşursam gerçekten kalbini kıracağım. O yüzden bırak gideyim. Bak, en başından söylüyorum, hayır. Hatta anlaman için üç kere daha tekrar edeceğim. Hayır, hayır ve hayır. Ne hayırı bunlar? Aybike, gerçekten tebrik ediyorum, seni beynime okuyorsun. Peki ben neden hiçbir şey anlamıyorum? Anlaman için daha açık bir şekilde ifade edeyim Asiye'cim. Doruk, hayır. Seninle yer falan değiştirmem. Çok komiksiniz vallahi. Niye ama ya? Ha? Sen hiç acımıyor musun bu çocuğa ya? Ben günlerde şu kıza uzaktan bakmaktan kaç tane konu kaçırdım, sen biliyor musun be? Ha? Hem bak, öyle bir yer değiştirme yapalım ki sen de Berk'le otur ha. Ne dersin? Nasıl fikir? Ne oluyor burada? Benimle oturmak isteyen varsa teklifleri açın. Ne alaka? Hem ben niye bu vampirle oturuyormuşum? Tolga'yla da oturmazsın değil mi? Asla. Ya öf sen de be. Neyse ya. Biz de teneffüste buluşuruz o zaman. Melisa. Bir şey mi oldu? Ha yok. Yok yani, öyle başım ağrıyor sadece.
Aşk kaldığın yerden devam diyorsun ha? Yeniden başlamışız kanka. Her şeyi göze aldım diyorsun yani ha? Bak Tolga, okula dönmek istedim, döndün. Beraber takılalım dedim. Beraber oturuyoruz. Bence daha fazla şansını zorlama. Kara kedilik yapma diyorsun yani ha? Ama sen de şunu unutma kanka. Gerçeklerin er ya da geç ortaya çıkmak gibi bir huyu vardır. Sen çeneni kaparsan öyle bir şey yok Tolga. Bunu da sen unutma. Kaan, yer değiştirelim mi? Fark etmez. O ne? Sağ ol yazıyor. Sen sağ ol da kim ne? Kim yazdı bunu? Gördüm ve şoktayım ben. Okul parasını ödediğim için teşekkür ediyor. Vay be. Harika da gelişmeler var. Oğlum şimdi bak bu kağıt zehirli meyillidir tamam mı? Sen böyle parmaklarını ağzına sokayım deme. Ya oğlum bir sus be. Bunlar nikah salonunda nikahlarını yapmışlar bacım. Akşama şöyle bir takı töreni, sonra da azıcık oyun, biraz da göbek atacaklarmış. Vallahi şahane olur ha. Göbek de atsınlar, eğlensinler de. Bakarsın çok memnun kalırlar. Arada bana da bir çeyrek altın takarlar karambolde. Ben de yolumu bulurum ha İlmiye, ne diyorsun? Öyle şey olur mu kız alemsine? Olur olur, öyle güzel olur ki. dediğin o uğursuz kız bu mu? Ha, vallahi bu. Yok anam yok, o evde çalınacak bir şey kalmadı artık. Boşu boşuna havalandırma, kaldırma eşyaları. Orhan'ım hoş geldin. Hoş bulduk. Sen de hoş geldin İlmiye Hanım. Hoş bulduk. Ne oldu Orhan'ım, sen bir şey canın mı sıkıldı? Ben artık gitmeyeceğim Şengül. Haberin olsun. Aa, niyeymiş o? Ya olmuyor işte, olmuyor. Görmüyor musun Şengül? Olmuyor, yürüyemeyeceğim ben ya. Aa, duymayacağım bir daha öyle laflar senin ağzından. Ama Orhan abi, adım attın, gördüm ben de. İzletti bana Şengül. Sen millete benim videomu mu seyrettiriyorsun ya? Ha? Aferin sana Şengül, aferin. Vallahi bak, bravo. Aşk olsun Orhan'ım. O kadar mutlu oldum ki sen yürüdün diye. Vallahi onu izlettim İlmiye'ye, paylaştım onunla. İyi işte. Yürüdüğüm, yürüyeceğim hepsi bu. İzle, izle, dur. Tamam, bırak, eleme. Giderim kendim. Şuna bak, komik kedi videosu izletir gibi izletiyor beni millete. Bu da çocuk gibi oldu iyice. Her şeye alınıyor, güceniyor. Bir gün olsun demiyor ki. Bu Şengül'ün üzerinde ne kadar çok yük var. Bu kadın ne kadar yoruluyor. Hep bir afra tafra. Ama öyle deme bacım ya. Ona da yazık. Baksana sandalyenin tepesinde iki büklüm. Onun da ağrına gidiyordu. Benim de ağrıma gidiyor Hilmiye. Benim de ağrıma gidiyor. İşe yetiş, çocuklara yetiş, para kazan. Hangi birine yetişeceğimi şaşırdım. Vallahi yoruldum, yıldım. Haklısın tabii, çok zor. Hem zor hem çaresiz. Şimdi bir de tutturursa ben tedaviye gitmeyeceğim diye uğraş dur bunun inadıyla. Of, Emiye of.
Demek bir vampirle niye oturacağım ha? Yani gerek var mıydı? Bilmem. Gereklilik olarak düşünmedim hiç. Takılalım mı biraz? Kahve falan içeriz. Kahve? Hı. Yok ya. Yine mi gerek yok? Sen takıldın galiba buna biraz. Biraz. Anlamıyorum ki çünkü seni. Hoşlanıyoruz birbirimizden. Ama sen sürekli tersliyorsun beni. Tamam. Eğlenceli geliyordu böyle didişmek falan başta ama... galiba ben biraz sıkıldım bundan ya. Dünyanın en normal insanıymışsın gibi konuşma istersen belki. Al işte. Hala aynı şeyi yapıyorsun. Yine beni ciddiye almıyorsun. Neyse ya. İyi günler sana. Sabah dersi çalışacak mıyız? Bilmem. Gerek var mı? Doruk biraz dolaşacağız dedi bu arada. Ha. İyi, izin verdim, gidebilirsin. Senden izin almadım ki. Nasıl izin almadım? Abinim, kızım ben senin. Ne abisi ya? Aynı ayda doğmuşuz. Olsun, amcam söyledi. 3-5 gün ben büyükmüşüm seninle. Geç kalma. Tamam. Heh, geliyor seninki. Hadi gidelim. Buyurunuz prensesim. Vay. Direkt altına yeni araba çekmiş baba. Biricik oğluyuz. Olsun o kadar forsunuz. Biricik oğlu tabii. Süper ya. Ya seni de eve bırakayım diyeceğim ama... ben eve gitmiyorum, Asiye'yle takılacağım. Ben zaten eve gitmeyecektim ya, siz keyfinize bakın. Sen Doruklar'da mı kalıyorsun? Evet, beraber kalıyoruz. Sebep? Ailevi sebepler diyelim. Görüşürüz. Görüşürüz. Şey, birlikte gidelim mi? Ya nasıl olsa herkes her şeyi biliyor artık. Yok, istemez. Ben kendim giderim. Peki. Nerede kaldı bu kız ya? Şükür. Hah, sonunda geldi. Pardon, kime bakmışsınız? Akif Bey'i görecektim ben. Randevunuz var mıydı? Yok. Ama gerek de yok. Beni kabul edecektir kendisi. Kendisi şu an bir toplantıdan çıkmak üzere. Kim geldi diyelim? Aileden biri değil. Sürpriz olsun. Odası neresi acaba? Burası. İyi, tamam. Ben içeride bekleyeyim o zaman. Ama böyle istemez Akif Bey. Bana bir şey demez. Ben oğlu sayılırım. Öyle söyleyin siz ona. Bir de bir açık çay alabilir miyim size zahmet? Thank you.
Demek Akif Atakul olmak böyle bir duygu. Kaan Bey, teşrifinizi neye borçluyuz? Evde verdiğin huzursuzluk yetmedi. Biraz da geleyim, şirketi mi karıştırayım dedin. Ne işin var burada? Bir gün kardeşlerimle bana kalacak şirketi geleyim bir göreyim dedim. Nerenin patronu olacağına bir de yakından bakmak lazım değil mi babacığım? Bir kere daha sakın bana hitap ederken o kelimeyi kullanma. Ayrıca da oturduğun yerden kalk hemen. Tamam, ağzımdan kaçtı. Evet, dinliyorum. Ne istiyorsun? Ya düşündüm de, sen beni biraz ihmal ediyorsun galiba ya. Ben de o yüzden benimle ilgilendiğini göstermen için sana bir fırsat yaratmaya geldim. Ya şu an o kadar merak ediyorum ki yani... ...yani nasıl bir bomba patlatacaksın gerçekten meraklar içerisinde. Hadi gönder gelsin. Evet. Ben de Doruk gibi bir araba istiyorum. Efendim? Okula gidip gelirken biraz zorlanıyorum biliyor musun? Araba mı istiyorsun? Evet. Senin zaten zorlanacağın bir şey değil. Doruk'tan da antrenmanlısın. Böyle çiklet ister gibi araba istenir mi? Sen delirdin mi? Sen gerçekten delirdin mi? Ayrıca da hadi diyelim ki olmaz ya, ben sana araba aldım. Peki ben bunu Nebahat'e nasıl açıklayacağım? Hiç düşündün mü bunu? Doğru. Peki eğer almazsan, ben ne boşla konuşur, her şeyi anlatırsam, o zaman ne diyeceksin? Sen bunu hiç düşündün mü? Sen gerçekten manyaksın. Sen gerçekten normal değilsin oğlum bak. Bilmem. Genden olabilir belki. Neyse ya, ben seni tutmayayım. Sen bir düşün. Oğluna bir araba almak mı, almamak mı? İşte bugünkü bütün meselem bu olsun. Görüşürüz. Ha bir de çay söylemiştim. İstersen düşünürken içersin. Allah'ım ben gerçekten bu kadar kötü bir adam mıyım ya? Ben gerçekten bu kadar kötü bir adam mıyım da benim başıma böyle bir bela sardı ya? Doruk, Luna Park'a mı giriyoruz cidden? Ya liste var biliyorsun. Ben de önce Luna Park'la başlayalım istedim. Seç bakalım prenses. Önce hangisini binmek istersin? Dönme dolap. Dönme dolap mı? Evet. Ne oldu? Ha. Gülmek yok ama. Tamam yok. Gülüyorsun. Söyleyeceğin şeye gülmüyorum. Çok sevimli gözüküyorsun, ona gülüyorum. Ne oldu söyle. Ben sana söylemiştim ya daha önce. Bende biraz yükseklik korkusu var. Yükseğe çıkınca kötü oluyorsun değil mi? Evet. Bir de ben varken denesek. Yani mesela korktuğun an bana sarılabilirsin. Hadi deneyelim şu işi. Yeniden yandı tüm ışıklar yeniden. Nasıl parlıyor aşk gözlerinden. İçimi eritiyor şimdiden. Sana saklamışım her şeyin güzelini ben. Sevmeler, sarılmalar, şarkılar, öpücükler. Bu yüzden
Bak yattın işte, başardın. Korkmuyorsun artık. Evet, galiba artık korkmuyorum. Yazarken geliyor bu yüzden. Sana saklamışım her şeyin güzelini ben. Sevmeler, sarılmalar, şarkılar, öpücükler. Yıllardır bekliyor kalbine değmeyi bu cümleler. Bu cümleler senin yanın. Sarayım, hadi öp uyandır sevgilim. Masallar gibi, güzel rüyalar gibi yaşatır aşkım ikimizi. Senin yanındır sarayım, hadi öp uyandır sevgilim. Ah kaç asır sensizliğim, artık bekletme bizi. Parlıyor aşk gözlerinden, içimi eritiyor şimdiden. Yıllardır bekliyor kalbine değmeyi bu cümleler. Bu cümleler senin yanındır sarayım, hadi öp uyandır sevgilim. Masallar gibi, güzel rüyalar gibi yaşatır aşkım İkimizi. Senin yanındır sarayım, hadi öp uyandır sevgilim. Ah kaç asır sensizliğim, artık bekletme bizi. Keyfi yolunda, aşkı sonunda. Olcan, ne oynaşıyorsun lambalarla? Ha? Acele etsene biraz, bak gelecekler birazdan. Ne ara üstünü giyeceksin? Tamam Batır. Orhan, kurban olayım, güzel yap şu çatalla bıçakları. Bak geçen sefer makine mi bozuktu neydi? Üzerlerinde su lekeleri vardı hepsinin. Ya güzel yapıyorum, güzel yapıyorum. Sen merak etme. Allah Allah. Ay. Olcan. Yenge. Söyle kızım. Biz de yardım edebilir miyiz? Yok, istemez. O yanındaki şimdi bela sarar başımıza. Madem bir kere de laf sokma ama ya. Ne, yalan mı? Hırsız, uğursuz. Yani, yengem haklı. Tüh, Allah kahretmesin ya. Tamam, bırak, tamam. Biz hallederiz. Aybike gel buraya kızım. Aybike kızım, baban çağırıyor. Duymuyor musun? Uyuyor musun? Geldim, tamam. Hallederim ben. Üzülme Cemile abla, tamam mı? Ben seni çok seviyorum. Sorun yok Bücür. Uğursuz anacığım, uğursuz. Baksana, dışarı çıktığı an tepsiler mepsiler devrilmeye başladı. Allah'ım sen koru bizi bu kızın şerrinden. Şengül, al şunu. Sağ olasın Orhan. Araba yok kapıda. Hayırdır? Sen bak bakayım bana bir.
otogalericiye benzer bir tipim mi var benim? Hı? Ya da araba yumurtladığımı falan mı düşünüyorsun acaba? Adamlarla konuştuk. Evrak hazır olunca getirecekler. Bu. Yarın yani. Tövbe estağfurullah. E Doruk kaza yaptı. Bir sonraki gün hop araba kapıdaydı. Sen aynı sistem yapıyorsundur herhalde. Arkadaş Recaizade Ekrem bile bu kadar araba sevdalısı değildi ya. Bu neyin araba sevdası ya? Bu... Bir dakika ya, bir dakika. Sen benim oğlumu mu kıskanıyorsun? Ben de senin oğlunum. Ne kıskanacağım onu ya? Ya sabır, ya sabır arkadaş ya. Ne oldu baba? Hayırdır, ne sabrı? İşte hayatımdaki manyak insanlardan, arsız insanlardan sebep... Rabbimden sabır niyaz ediyorum yavrum. Abin nerede? O okuldan sonra baskete gideceklerdi. Sonra da bir şeyler yerim, öyle gelirim eve dedi. Afiyet olsun. Bu evde herkes istediği her şeyi yapsın ama babaya haber verilmesin. Neden çünkü? İskele babasıyım ben. Değil mi kızım? Değil mi? Ya pardon da Doruk'la Asiye birlikte çıkmadılar mı okuldan? Ya sen niye basket masket öyle şeyler söyledin ki? Ya annemler Asiye ile Doruk'un çıktığını bilmiyor. Hatta ben de Kadir'i de. Gerçi bizim bir ilişkimiz var mı hala onu ben de bilmiyorum da. Niye saklıyorsunuz ki? Ya saçmalıyorlar bu konuda. Yani galiba onları bize yakıştıramıyorlar. Çünkü siz zenginsiniz, onlar fakir, değil mi? Evet. Dedim ya, çok saçma işte. Annemlere söylemezsin değil mi? Bir huzursuzluk çıkmasın. Yok canım, sen merak etme. Sağ ol. Ama bu huzursuzluğun bana bir faydası olacaksa... ne yazık ki durumlar değişir kardeşim. Bu ne? Düğün falan mı var? Ya bizim komşuların böyle düğün, nişan organizasyonları falan bizim bahçede yapılıyor artık. Yengem para kazanmak için böyle bir iş buldu da. Hmm. Anlıyorum. Nişan falan diyorsun yani. Evet. Ne oldu? Niye sırıtıyorsun? Bilmem. Belki biz de bir gün nişanlanırız. Ama şöyle bir şey var. Biz daha çok küçüğüz ve üniversite bitmeden olmaz. E tamam canım, ben de zaten hemen bugün nişanlanalım demedim ki. Yani bekleriz biz de, ne yapalım. Görüşürüz o zaman. Görüşürüz o zaman. Ha bu arada, bu da beni Luna Park'ta... dönme dolapta en tepeye çıkardığın için. Bu da bana hediyeyi aldığın için. Hmm. O zaman bu da beni affettiğin için. başka, bu da beni sevdiğin için olabilir. Ondan sonra başka... Tamam. Amcamlar falan görecek, ben gideyim. Hiç. İçerisi kalabalık diye biraz yalnız kalmak için geldim. Düğün mü olacak? Düğün değil de bu nikah katılamayanların takma töreni mi ne, öyle bir şeymiş. Bu da bizim yeni ev arkadaşımız. Evet gördüm. Hoş gelmiş.
Senin bir şey canın mı sıkkın? Yok, değil. Emin misin? Yani biraz sıkkın. Berk bugün bana ilk kez soğuk yaptı. Canım sıkıldı işte. Alışık olmadığım için hoşuma gitmedi. Bir dakika ya. Sen hoşlanıyor musun Berk'ten? Hayır, ne alaka? Ne hoşlanması ya, ama böyle bir soğuk yapınca da karnıma ağrılar girdi. Bir tuhaf oldum. Peki Berk sana böyle sarılınca, kolunu atınca, tatlı tatlı konuşunca böyle karnın ağrıyor mu biraz? Ağrıyor biraz. O zaman geçmiş olsun, sen bayağı hoşlanıyorsun Berk'ten. Of. Ne yapacağız şimdi? Ya zaten bu çocuk sana sürekli yürümüyor mu? Sen de geçen konuşunca ne yapacaksın? Hayır, saçmalama Asiye ya. Annemler nefret ediyor Berk'ten. Hem ben de güvenmiyorum ki, hatırlasana neler yaptı bize. Ayrıca biliyorsun yani benim hiç erkek arkadaşım olmadı. Ne yapılır bilmiyorum. Ya Aybüke, o öyle önceden bilinecek bir şey değil ki. Ben de bilmiyordum. Ama kalbin sana ne yapman gerektiğini söylüyor zaten. Öyle mi diyorsun? Aybüke! Aybüke kızım! Hissetti, şimdiden bozmaya çalışıyor. Aybüke kızım nerede? Geldim, geldim. Kızım gel. Koş, 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 koş. Düğün sahipleri derler ki şu sandalyeyle şöyle yuvarlak düşsek de ortada bir alan açılsa halay için falan. Bilmem, deneyelim istersen. Deneyeceğiz. Olcan yardım etsene, şunları düzeltelim. Madırım, ben oynak bir şey çalayım mı? Olcan, prova yapıyoruz. Tamam işte, ben de prova olsun diye. Ses, deneme. Eko yapıyor güzel. Wonderful'um. Wonder. Wonderful'um. Wonderful'um. Ne oldu? Aa! Bu ne be? Elektrikler mi kesildi? Yok canım, sigorta atmıştır. Olcan bir bakıver oğlum, sigorta mı atmış? Fatura gitti. Madırım beni kesin mahvedecek ya. Oğlum bir baksana, sigorta mı attı acaba? Yok madırım. Ne yok? Yani bence elektrik gitti gibime geldi ama yine sen bilirsin. Niye gitsin elektrik? Kurban oldum. Yani yatırdık ya faturayı. Yatırdık değil mi faturayı? Olcan, faturayı yatırdık değil mi? Ne oldu bu elektriğe ya? Şimdi şöyle. Nasıl anlatsam bilemedim. Aklımdaydı böyle bir anda. Sonra böyle puf. Unuttum galiba. Madır, ben gitti o ya. Olcan! Vallahi geberteceğim seni! Geberteceğim seni! Şengül Hanım. Bu nasıl tören? Siz hiç merak etmeyin. Ben hemen bir böyle gaz lambası, mum falan alırım. Çayda çıra yaparız. Çayda çıra yanıyor hanımlar kızlar. Çok güzel olur değil mi? Kına mı canım bu? Mum falan istemem. Hanım, ara herkesi gelsin eve. Hadi kızım, toparlan gidiyoruz. Yok, 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 yok. Şimdi gitmek olmaz. Vallahi bakın, kek yaptım, börek yaptım ben size. Oturup kedinizi yiyin karanlıkta o zaman. Rezil ettiniz bütün töreni. Ama daha masraflarınızı ödemediniz. Değil mi? Hemen gitmeyin öyle, yaparız düğününüzü. Ne masrafı canım? Kafayı mı yedin sen? Ne halin varsa gör. Böyle şey olmaz. Gecemizi de mahvettiler. Bakın, olmaz ki bu kadar. Mum getirin. Bunlar böyle benim şey olmaz. Olcan! 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 Ne oluyor ya? Ya Fadır'ım, madırım beni mahvedecek ya. Haksız mı Olcan ha? Haksız mı anan yani? Şu halimize bak Allah'ını seversen ya. Bahçede bu kadar hazırlık yapılmışken bir de. Haksız mı yani? Olcan! Olcan, çık o perdenin arkasından. Oğlum, sen beni öldüreceksin mi, ha? Sen beni gebertip öyle mi mutlu olacaksın Olcan, ha? Ben sana o parayı faturaya yatıracaksın dedim mi, demedim mi? Dedin. Sakın unutma, dedim mi, demedim mi? Onu da dedin. Sen ne dedin? Ne dedim? Madırım, relax, ben hallederim. Al sana relax. Madırım, şöyle yapalım mı? Ben şöyle geçeyim, sen içeriden ne kadar terlik varsa hepsini bana fırlat, ödeşelim, olur mu? Olcan, deli deli konuşma.
Delirtme beni, deli deli konuşup delirtme beni. Ver o parayı hemen. Veremem. Ne demek veremem? Para gitti. Para hatta yok para. Arkadaşıma hediye aldım ben. Ne yaptın? Oğlum sen nasıl böyle bir şey yaparsın ya? Bu nasıl bir düşüncesizlik Oğulcan? Oğulcan sen kendi kız arkadaş falan mı yaptın? Hı? Ona mı aldın hediyeyi? Madırım girmeyelim şimdi, özel. Senin özel ne? Sen o parayı ne yaptın? Çabuk bana cevap ver Oğulcan. Özel diyorsa Harika'ya almıştır. Harika'ya mı? Sen Harika'yla sevgili mi oldun? Tam olarak sevgili demeyelim de aramızda gitgelli bir ilişki var. Tam olarak ben de çözemedim. Harika Oğulcan'ı ezikliyor. Bu da peşinden koşuyor. Öyle garip bir ilişki. Ya tamam tamam. Hadi artık uzatmayın artık ya. Oğlan arkadaşına hediye almış işte. Oğulcan, bak bir daha sen de başkasının parasını kullanmadan önce sor. Lütfen, tamam mı oğlum? Tamam. 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 Tamam, tamam, tamam. Tamam, tamam. Şimdi tamam. Bu çocuk nasıl karşılayacak o zengin kızın ihtiyaçlarını? Ha? Bu konuda bizi aydınlatır mısınız Orhan Bey? Belki çok fikir sahibisiniz. Ya tamam dedi Şengül, tamam. Bence öğrendi artık oğlan, tamam da. Bir de onlar artık zengin değil. Nasıl zengin değil? Bu kadın Akif Bey'in değil miydi? Şengül. Ortağı diyorum yani. Ya öyleydi de batmışlar. İlk sokak altımızda oturuyorlar. Anlayacağın senin zengin dünür hayalleri suya düştü madırım. Bak 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 bak. Suzan Hanım bizim haneye mi taşınmış? Bak, neydim değil, ne olacağım diyeceksin. Hayat böyle bir şey olacak. Bir daha da o faturayı sakın ihmal etme. Ne olacağını görürsün sonra. Bunlar sana da ders olsun. Akşamlar herkese. Ay maşallah, beyimiz nihayet teşrif edebildi. Gözümüz yollarda kaldı. Evin yolunu buldun oğlum, aferin. Akif'cim, uğraşma şu çocukla. Okul arkadaşlarıyla program yapmışlar, yemeğe çıkmışlar. Ne var bunda? Aman bir şey yok, bir şey demedim. Ne boşsun, ben senin oğluna nasıl bir şey söyleyebilirim? Mümkün mü öyle bir şey? Allah aşkına. Aynı o da senin gibi yesin, içsin, geçsin ne boşum. Hiç ağzımı açmıyorum. Aşk olsun yani Akif. Oğlum, anlat bakalım nereye gittiniz yemeğe? Luna Park'a. Nereye? Ya direkt yemek yemeye gitmedik tabii ki canım. Öyle öncesinde biraz vakit geçirdik. Sonra acıkınca orada bir şeyler atıştırdık. Ay yoksa sen buraya kız arkadaşınla falan mı gittin? Ha? Bak bak bak. Ben anlamıştım. Ben anlamıştım zaten. Havada aşk kokusu var Akif. Niye söylemiyorsun? Yani biz buna kızacak anne babalar mıyız? Aşk olsun. İyi tamam. Kız arkadaşımla gittim. Hadi buyur. Ben biliyorum, ben biliyorum. Ben o şey değil mi bizden sakladığın o gizemli kız, değil mi? O. Evet. O. Hadi ay arkadaş ya. Hangi gizemli kız? Niye gizemli oğlum? Kimmiş o? Söyle. Ya ne var yani? Annesini arayacağım, seni utandıracağım falan diye mi korkuyorsun? Anlamıyorum. Yok anne ya. Ondan değil de. Hani ben şimdilik böyle olsun istedim. İleride bakarız. Bak. Bozulurum ama. Bozulma, bozulma. Gel. Ya bozulurum. Oh. Kitabı hala devam ha? Her zaman. İyi. Bu kadar okumanın ekmeğini yersin umarım. Melisa nerede? Bahçede hava almaya çıktı. İyi. Ben bir ona bakayım. Size iyi seyirler. İyi okumalar. Hadi selametle hadi. Kardeşlerin en tatlısı, en güzeli ne yapıyormuş burada tek başına? He? Ne yapıyormuş burada tek başına? He? Hiç ya. Oturuyorum öyle.
Sen dünden bugüne bayağı farklı görünüyorsun. Yüzün ışıldamış resmen. Mutluyum, evet. Ne güzel. Şşş. O düşük mod ne öyle? Ha? Bu sefer de senin mi canın sıkkın yoksa? Gerçi bugün böyle sınıfta da sordum ama öyle başım başım deyip geçiştirdin. Kadir'le ilk kavgamızı ettik. Evlerinde kalan kızı kıskandım. Neyini kıskandın? Ya Kadir onu çok fazla kolluyor, çok fazla koruyor gibi geldi. Anlıyorum. Peki, şöyle bir şey sorayım o zaman. Senin Kadir'de beğendiğin özellikler ne? Ya hadi sırala bana. Yani neden başkasından değil de Kadir'den hoşlandın? Anlat. Çok düşünceli biri. Onlarken kendimi iyi hissediyorum. Beni koruyor, kolluyor. Yani bu söylediğin özellikler onun doğasında var gibi bir şey, doğru mu? Ama sen sadece sana özel olmasını istiyorsun, öyle mi? İncilik ettim, değil mi? Yani. Bak şimdi Melisa. Bu Eren kardeşler çok ilginç tipler, tamam mı? Bizim daha önce gördüğümüz, tanıdığımız insanlara hiç benzemiyorlar. Daha düzler, daha sadeler, daha açıklar. Yani yalanları, entrikaları, hiçbir şeyleri yok. Eğer Kadir başkasından hoşlanıyor olsaydı bunu gelip sana açık sözlülükle söylerdi. Sen hiç Asiye'yi kıskandın mı? Kıskandım işte. Kıskandım. Ben öyle bir aptallık yaptım, sen yapma diye söylüyorum. Ya hemen yarın olsun. Gideyim konuşayım, düzelteyim istiyorum. Konuşursun, konuşursun. Barışırsınız da merak etme. Ya iyi ki varsın. Teşekkür ederim beni rahatlattığın için. Abim kızım ben. Saksı değilim. Abiler böyle günler için vardır. Gel buraya. Peki İtalya konuşmasına devam etseydi ne diyecekti sence? Vallahi ne diyecekse diyecekti Kadir'im. Ben kulaklarımla duyacağımı duydum mu? Duydum. Bu saatten sonra önü, arkası, sağa solu beni ilgilendirmez. Yani şimdi sen de kendi tarafından bakınca haklısın. Tabii. Bazen neyi niye söylediğinin bir önemi olmuyor mazlumuya. Doğru diyorsun. Peki bir şey diyeceğim. Sen niye yengeyle papaz oldun? Hani sen demiştin ya, bence Cemile'yi kıskanıyor diye. Ben de pek bir ihtimal vermemiştim. Dediğin doğruymuş kardeşim. Bayağıdır Cemile'ye kuruluyormuş. Ya 40 yılda bir olsa da doğru söylüyorum ben. Bir şey diyeceğim, ne dedi peki? O da Orhan abi gibi ya o ya ben mi dedi yoksa? Yani o kadar ileri gitmedi. Ama böyle karşıma geçti, o kıza aşık mısın falan diye sordu. Bana sordu ya. Ben bu soru sorulacak adam mıyım? Kırıldım artık gerçekten, ağrıma gidiyor ya. Allah Kadir'im ayıp etmiş, doğru diyorsun. Şimdi senin gibi delikanlı adama da böyle söylenmez yani, olmamış. Ha geldi. Merhaba. Kırık Kalpler Kulübü mü? Boş yeriniz var mı? Sen şimdi oğlum boş ver kırık kalpleri falan. Kızlar anlattı. Yengem kırmadı mı kafanı? Sorma abi ya. Vallahi tam ucundan döndüm ama tam ucu yani. Oğlum tamam da. Yani sen faturayı ödemeyi nasıl unutursun oğlum? Nasıl yaptın, nasıl başardın bunu? Ya unutmadım aslında ya. Şey yani... Ben o parayla harika hediye aldım. Ne? Sen o sarı çiyanla mı çıkıyorsun? Ya ona tam çıkmak demeyelim de. Yani böyle hafif flörtümsü, gel gitli bir ilişkimiz var. Herhalde de şu anda böyle git dönemindeyiz. Ulan ben anlamadım. Bu mahallenin suyunda mı bir şey var arkadaş? Bizim hiç aşktan yana şansımız gülmeyecek mi Kadir'im ya? Bizim bahçelerimiz çiçek açmayacak. Açmayacak. Oo kurul toplanmış. Selamünaleyküm. Gel. Aleykümselam. Ha, en şanslımıza geldi. Ne var? Niye şanslıymışım? Yani kız arkadaşın yok, derdin yok diye söyledi. Ben bıraktım o işleri ya. Artık sadece işim değil, gücüm değil. Çok zengin olacağım. Hedef bu. Tabii kardeşim, inşallah çok zengin olursun da
Sen yine de bir konuşma. Anında bak şuradan şuraya yürürken karşısına biri çıkar dersin ki aşkım yanımda olsun karnım aç kalsın. Vay be kısa paçalı mazlum abi laflara. Ama demeyin beni öyle kardeşime ya. Benim mazlumumun yüreği hassastır. Şerefsizler ya. Anlamaz ki Kadir abi vallahi. Bak bu Ömer hayatı iki çip eksik yüklenerek gelmiş. Bak bir, bulunduğu işte asla barınamıyor. İki, şu yakışıklıla asla bir kız bulamıyor. Herhalde onda sınavı bu. Çok konuşma çekirdek ver bana. Anlayayım ha. Çimilci yapar. Sahne. Anneciğim afiyet olsun. Daha fazla oyalanırsak okula geç kalacağız vallahi. Oğlum hiçbir şey yemedin. Şu meyve suyunu iç öyle git. Tamam anneciğim. Onları da at ağzına. Tamam anneciğim. Kaan senin ehliyetin vardı değil mi? Evet var. İyi. Bu araba da senin. Araba mı? Sen araba mı aldın Kaan'a? Ya bana araba mı aldınız gerçekten ya? Çok teşekkür ederim ya. Tamam, tamam. Kâfi, kâfi, tamam. Baba, çok cömert gördüm seni. Evet Akif, ben de bir cömert gördüm. Fazla cömert. Vay be. Demek öğretmenini bu kadar çok seviyordun ha baba. Normalde bu kadar kolay para harcamayı seven bir adam değildir. Belki beni sevmiştir. O da olamaz mı? E doğru. Olabilir tabii. Ya bir galericinin borcu vardı bana, borcu. Adam iflas etmiş. İşte para yerine arabayı verdi, ben de aldım. Garajda çürüyeceğine Kaan okula giderken kullansın. Bu ya, bu kadar, bu. Ya benim ilk defa bir arabam olacak. Çok değerli benim için. Çok teşekkür ederim. Estağfurullah. E hadi. Çıkalım bir an önce de ben arabamı göreyim artık ya. Ha? Akif. Sana piyangodan büyük ikramiye falan çıktı da benim mi haberim yok? Ne oluyor bu? Bana ev almalar, herkese bir araba dağıtmalar falan. Yok ya, ne piyangosu, ne boş Allah'ını seversen. Akif'in malı deniz, yemeyen keriz arkadaş. Güle güle kullan. Sağ ol. Demek artık okula iki araba gidiyoruz ha? Vallahi öyle gözüküyor. Ama en şanslınız Melisa. Çünkü artık okula gitmek için iki tane özel şoförü var. Evet baba ya, gerçekten öyle oldu. Sen yine istersen bugün Doruk'la git. Ben odamda çantamı unutmuşum. Onu alıp geleyim. Tamam, görüşürüz okulda. Hadi kızım sen de geç abinin arabasına, geç kalma hadi. Vallahi Akif Bey, sizde büyük değişiklikler var hakikaten. Yani ilk arabamı alman için kaç takla attım hatırlamıyorum açıkçası. Tamam oğlum, tamam. Uzatma. Dün dündür, bugün bugündür. Hadi bakayım okula. Hadi can, hadi aslan. Allah Allah. Sürekli laf sokuyor bana ya. Hayır, uzatmayayım diyorum. Bir şey söylemeyeyim, susayım diyorum ama... yani Akif bu kadar da abartılı bir jest değil mi? Tamam çocuk, yani sevdiğim bir öğretmeninin torunuymuş. Ama bu kadarı da çok fazla. Hayatım tamam artık, verdik. Uzatmasan mı? Ay, tamam yani zaten olan olmuş. Verdik arabayı gitti. Çocuktan anahtarı isteyecek halimiz yok bu saatten sonra. Ama bir... yani bir gereksiz, sebepsiz... Ne boş canım. Garajda duracağına çocuk okula giderken kullansın dedim ya. Ya bak anneannesinin üstümde çok büyük emeği var. Neden anlamak istemiyorsun bunu? Aferin, aferin Akif. Çok güzel yaptın. Umarım böyle gereksiz jestlerle çocuğu havaya sokup şımartıp nereden geldiğini unutturmayız. Sonuçta sen ona burs vermişsin. Okuluna almışsın.
Hayatı boyunca aynı seviyede olmayacağı çocuklarla aynı sınıfta oturup kalkıyor. Yani sonuçta şu bizimle yaşadığı ev bile çocuğun hayatında görüp görebileceği en güzel ev. Yani çocuğu fazla tanımıyoruz. Dengesi şaşmasın diye söylüyorum Akif. Neboşcuğum tamam, hakikaten tamam, yeter. Çok haklısın, çok doğru tespitlerde bulunuyorsun. Fakat bu ulvi tespitlerini biraz da yalnız yapmak durumundasın. Çünkü ben hakikaten işe çok geç kaldım. Bir lokma bir şey yiyemedim. Artık giderken yolda bunu kemireyim, ne yapayım ya? Çok geciktim ya. Bunu sen istedin de boş. Beni eziklemeyecektin. Bu ses ne? Kaan. Hem müzik hem ışık açık kalmış. Annesi de güzel kadınmış. Yazık. Rahmetli. Akif? Akif? Ay, o kimdi bu kadın? Ay, ben bunu tanıyorum. Çıkartacağım bir yerden. Akif, ne işin var orada? Günaydın amca. Günaydın. Amca, hep böyle mi olacak bundan sonra? Ya yapma böyle, ne olursun. Bak, çok üzülüyorum. Benim bir şey yaptığım yok oğlum. Bunun böyle olmasını isteyen sensin. Ya deme amca şöyle. Ya tamam, ben senin istediğini yapmadım. Yüreğim o kızı sokağa atmaya el vermedi diye de... Ya kızamazsın amca bana ya. Sebebinin ne olduğu beni hiç ilgilendirmiyor Kadir. Sen beni ezdin geçtin, beni hiçe saydın. Benim için önemli olan tek şey bu. Ama amca kız hasta. Aması maması yok oğlum. Tamam, bitti. Kapandı bu konu. Konuşma artık. Hadi sana iyi günler. Sana da amca. Sana da. Gençler, çayları getirdim. Afiyet olsun. Eyvallah. Oo, aşık Mazlum abi, ne yapıyorsun ya? Her şey yolunda mı? Vallahi ol canım. Biz kalbimizi kapattık, kilitledik. Anahtarı da gittik, denize attık. Artık ekmeğimizdeyiz yani. Ne alaka ya? O neydi ya öyle? Konuşan kamyon yazısı gibi. Talya ile bozuştular ya.
Ondan. Berko. Gelsene ya, yanımıza otur. Yok ya. Takılın siz. Nasıl? Takılın siz mi? Ve Aybüke'nin bulunduğu masaya gel diyeceğim, o da yok diyecek ha. Kesin eklenmiş bu. Kızım sen biliyor musun ne olduğunu? Hayır, bilmiyorum. Sizin dersler devamı peki? Son dersi yapmadık. Hala ders yapmak istiyor mu onu da bilmiyorum. Aman neyse ne ya. Keyfi bilir. Allah Allah. Mahallenin suyundan bir sıkıntı var. Herkes bir manyamış. Ha bu çocuk da Aybüke'yi yürümeye kestiyse kesin okulun suyunda bir sıkıntı var. Selam. 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 Bunları da böyle görünce suyunda pek suç yokmuş gibi geldi ama. Araba nasıl, beğendin mi? İyi kaçıyor mu bari? Çok güzel. Evet. Yeni araba mı aldın? Hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Bu sabah öyle bir sürprizle karşılaştık işte. Bu arada sen benim verdiğim kitabı bitirebildin mi? Beğendin mi? Bitiremedim ya. Ben bu ara az kitap okuyorum. Çünkü Asiye'yi uzun zamandır doya doya göremeyen bir sevgilisi var. Onu kitaptan bile kıskanıp bir türlü okusun diye yalnız bırakamıyor. Yalan diyemeyeceğim vallahi, biraz öyle. Süper. Darısı başına bir gün. İnşallah. Ya oğlum, esas ben sana ne soracağım? Ya bu Duruk böyle evde de havalı mı? Yani yürüyüşleri falan böyle, yoksa yani annesinin babasının yanında süt dökmüş kedi mi? Yok ya. Duruk hep böyle havalı bir kardeşimiz. Evde de aynı. Sadece evde okulda olduğundan daha düşkün Melisa'ya. Düşkün olacağım tabii. Kardeşim o benim. Ayrıca ne güzel ya, sanki ben burada yokmuşum gibi böyle hakkımda konuşmanız. Kaan, senin kardeşin var mı? Var. Bir kız, bir erkek. Onlar da geldiler mi İstanbul'a? Onlar buradalar zaten, burada yaşıyorlar babamla birlikte. Babamın ikinci eşinden çocukları onlar. Yani tanıştınız mı? Yani baban tanıştırdı mı size? Tanıştık tabii, tanıştık. Ama onlar benim kim olduğumu fark etmediler henüz. Garipmiş. Vallahi bir gün böyle hiç bilmediğim bir yerden bir kardeşim çıkıp gelse ne hissederdim acaba ya? Belki severdin onu. Bilmem. Ya nasıl bir kardeş çıktığına da bağlı şimdi. Harika gibi çıkacaksa hiç çıkmasın daha iyi. Abla da var tabii. Kolay gelsin. Tülin yok mu? Dışarı çıktı, alacakları varmış. Aa, doğru, unutmuşum. Ay, senden rica etsem İnci ile bize iki tane Türk kahvesi yapar mısın sade? Yaparım Nebahat Hanımcığım. Tamamdır, biz bahçedeyiz, oraya getirirsin. Aa Nebahat Hanım, senden bir şey rica edeceydim bir mahsur yoksa. Yani yapabileceğim bir şeyse et tabii ki. Ama bak, birkaç gün daha izin isteyeceksen şimdiden söyleyeyim, o çok zor. Ev çok, biz kaç gündür yoksun diye. Aa aşk olsun, ben öyle bir şey ister miyim sizden Nebahat Hanımcığım? Ya bizim elektrikler kesildi. Yani sana zahmet olmazsa böyle onaylan onaylan bir şey yapıyorsun ya bilgisayarla, hani ödüyorsun. Benim gündeliğimle faturayı sen ödesen. Ha? Bak ben de erken çıkmak zorunda kalmam ha. Tamam tamam, hallederiz o, bir şey değil. Sağ olasın. Ben getireceğim şimdi senin kahveni. Afiyetle içersiniz. Mahmutcuğum, yüksek araba istiyorum. Neden anlayamıyorsun acaba? Hayatım, trafikte herkesle aynı seviyede aşağıda gitmeyi sevmiyorum. Rica ederim, dikkate al dediklerimi. Tamam, konuşuruz. Ne oldu, hayırdır İnci'cim? Yine niye didikliyorsun adamı? Sorma. Arabamı değiştiriyormuş, model seçiyor şu an.
Ben onun seçtiği modeli binmek zorunda mıyım Allah aşkına? Yani tabii ki canım. Haklısın sen de. Yani senin de bir zevkin var, söz hakkın var. Ne o öyle? Çocuğa araba alır gibi. Ay bak araba dedin de aklıma geldi. İnce sana ne diyeceğim? Hani şu sana bahsettiğim çocuk var ya bizde kalan. Akif ona araba aldı. İnanabiliyor musun? Ya Allah aşkına sen söyle. Sence bu kadar fazla değil mi? Ay arabamı almış. Pes. Yani bu devirde kim kime araba alır şekerim? Değil mi? Evet. Önce ben de bir şaşırdım, sinirlendim falan da. Yani Akif Bey'e sorsan bu çok normal bir şey. Ay zaten emanet diye çocuğu özel okula yazdırdınız. Üzerine bir de evinizi açtınız. Bir de araba fazla olmuş yani. Gayrimeşru çocuğu olsa ancak bu kadar masraf yapardınız zaten. Ne münasebet İnci? Ne biçim konuşuyorsun? O nasıl söz? Yok canım yani misal gereği dedim öyle. Ay aşk olsun. Akif yapar mı öyle şey? Ne boş? Yani öyle duyuyoruz biliyorsun ortalıkta milletten. Oluyor böyle şeyler. Ama sen kocanı tanımıyor musun hayatım? Yani tabii ki tanıyorum Akif'i de. Bugün öğrendiğim kadarıyla çocuğun annesini de tanıyorum. Nasıl yani? Tanıdığımız biri miymiş? Kadının fotoğrafını gördüm. Ya önce çıkaramadım, tanıyamadım ama sonradan hatırladım. Bu kadın Akif'in asistanıydı. Ama tabii yıllar önce yani. 20 yıl falan olmuştur. Yani? Yani işte... Ay neyse tamam İnce'cim. Bir şey demedim ben, hayır. Unut bunları, tamam mı? Konuşmadık. Ay kahve nerede kaldı? Şengül! Mazlum, mesajını alınca çok heyecanlandım. Sonunda bana açıklama fırsatı verdiğin için teşekkür ederim, çok mutluyum. Ben sana bir şey vermedim Gül. Ben sana bir şey vermedim. Sadece bunları vermeye geldim. Anlamadım, bunlar ne? Hani beni adam etmek uğruna harcadığın paralar var ya, süslü püslü aldığın kıyafetler. Onlar işte. Mazlum. Ama ben bunları sana aldım ki gerçekten. Vallahi ben de öyle sanıyordum da. Öyle değilmiş işte biliyor musun? Hani ben seninle ilgili bir altlıktan transfer oldum ya. Sen de benimle takılacaksın diye yanımda güzel göstermek istedin. Baraj durmayayım diye. Yok yok öyle değil, gerçekten öyle değil. Öyle öyle. Zaten ayrı dünyaların insanıydık farkındaydım da. İşte sen öyle bir güldün. İki kakar iki kiri falan. Olursan dedim. Ne demişler? Davul bile denge dengine. Bu da bizim sonumuzmuş. Kendine iyi bak gülüm. Bu da sana o soytarıdan gelen son günüm olsun. Selam. Ders çalışacak mıyız bu akşam? Bilmem. Ama gerek yok gibi sanki ya. Hem ben kendim de çalışabiliyorum artık. İyi de sen bir yıllık ders ücretini ödedin. Yarın mı kalacak? Boş ver, sen takılma şimdi onlara, boş ver. Yüzüme bakarak konuşur musun bir zahmet? Peki. Tamam. Bakıyorum. Sıkıntı ne? Niye benden kaçıyorsun? Kaçmak derken? Benden kaçıyorsun Berk. Benimle oyun oynama. Kendini geri çektiğinin farkındayım. Ne güzel işte. En başından beri istediğim bu değil miydi zaten? Kessene Berk. Zevzekleşme Berk. Iy, ne aşkıymış ama Berk. Kestim ben de işte. Ne oldu?
Memnun falan değil misin yoksa? Hayır. Değilim. E ama hep bana, hep bana da biraz bencilce olmuyor mu tatlım ya? Ya şey, ben senden hoşlanıyorum. Efendim? Ben senden hoşlanıyorum. Ama ne yapmam gerektiğini bilmiyorum. Ve sana güvenmiyorum, tamam mı? Okula ilk geldiğimizde sen bizi ne kadar üzdün, farkında mısın? Pilav arabamızı kırdın, parçaladın. Babamı hastanelik ettin. Annemler senden nefret ediyor. Olcan desen seviyor mu, sevmiyor mu, ne yaptığı belli değil. Ayrıca... Yani ben bu hoşlanma işlerinden pek anlamıyorum. Hiç erkek arkadaşım olmadı yani. Hani ne denir, nasıl davranılır bilmiyorum. Nasıl ya? Bir dakika, bir dakika. Senin şimdi hiç sevgilin olmadı mı harbiden? Olmadı, ne sırıtıyorsun? Komik mi? Yok, komik falan değil. Ben şaşırdım sadece. Aybike. Ben de senden çok hoşlanıyorum. Hem ben sana zarar vermem. İnan bana. İnanayım mı? Evet. Ya üzersen beni? Yok, ben seni üzmem. Ben asla seni üzmem. İnan sen bana. Bu arada biz şu an sevgili falan mıyız ya? Neyiz biz? Ha yoksa diz çöküp aşk dolu laflar falan mı sarf etmem gerekiyor? Ne yapmam gerekiyor şu an? Çirkinleşme. Tabii ki de böyle bir şey yapmana gerek yok. Ama bak, eğer beni sana güvendiğime pişman edersen, beni bir kere bile üzersen ya da hayal kırıklığına uğratırsan kabusun olurum ona göre. Ne yaparsın? Döver misin mesela? Hem de ne biçim ha, beter ederim. Üf, ama sen şimdi böyle şeyleri söyleyip benim canımı şimdiden çektirme tatlım ya. Manyaksın sen, biliyorsun değil mi? Biliyorum. Sen de öylesin. Görüşürüz. 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 Sevgilim. Oh be. Oh. Zeynel, daha işe başlayalı kaç gün oldu? Arabanın navigasyonu bozuldu. Şu anda şirkette çalışan bir tane fotokopi makinesi yok oğlum. Sen ne yapıyorsun? Sen bir kendine gel artık ya. Sen neden böyle yapıyorsun oğlum? Kendine bir çeki düzen versen. Teknoloji düşmanı mısın sen acaba lan? Abim, vallahi ben halledeceğim hepsini ya. Hala abim diyorsun. Halletme, istemiyorum. Yolda giderken yolunu kaybedersen açarsın kağıttan haritayı, anam babam usulü bakarsın oradan. Fotokopi çektireceğin zaman da hiçbir şeye dokunmayacaksın. Sekreter hanımdan rica edeceksin. O çekecek fotokopiyi, verecek sana. Anladın mı? Anlıyorum abi. Patronum, patronum. İnşallah. Aman, aman kurban olurum. Sarı fırtınam gelmiş. Benim hayatımın anlamı gelmiş. Benim biricim gelmiş. Çıksana oğlum dışarı artık. He, çıkıyorum ben. Bu sürpriz ziyaretinize neye borçluyuz acaba? Acaba kredi kartımız mı tekledi? Ah yok canım, ne alakası var Akif'ciğim? Geçiyordum, uğradım öyle. İnşallah. Ay bak, sana ne soracağım. Bu kadın senin asistanın mıydı? Yanlış mı hatırlıyorum? Bilmem, öyle miymiş? Ben sana soruyorum Akif. Sen cevaplayacaksın. Öyle miydi?
Hayatım kaç yıl öncesinin fotoğrafı belli ki. Ben nereden hatırlayayım Allah'ını seversen ne boşum ya. Zaten silik de bir tip belli. Yani ama sanki öyleydi gibi ha. Öyleydi sanki. Hatırlıyorum ben. Asistanındı bu. Hani böyle şirketin ilk kurulduğu yıllar. 20 sene öncesi falan. Ne işindi bu hayatım? Nostalji programı mı yapıyoruz Allah'ını seversen? Ne oldu ki yani? Şimdi niye soruyorsun ki bunu? Kaan'ın odasında buldum ben bunu. Sen Kaan'ın odasını mı karıştırıyorsun Neboş? Ay ne alakası var Akif? Niye karıştırayım? Masasının üstünde duruyordu. Hem zaten okuldan dönmeden koyacağım yerine. Bir tane daha fotoğraf vardı böyle bu kadın. Anne oğul birbirlerine sarılmışlar. Sen mi versene şu fotoğrafı bana? Tamam ya, tamam, tamam. Hatırladım şimdi, doğru söylüyorsun. Asistanım benim, öğretmenimin kızı işte bu ya. Öğretmeninin kızı mı? Aynen, benim Türkan öğretmenimin kızı. Kaan'ın da annesi. Bu işte yıllar yıllar önce senin dediğin gibi geldiydi yanımıza çalışmaya. Asistanım olmuştu benim. Ondan sonra ya ben yapamıyorum filan dediydi. Kendi isteğiyle kısacık bir süre çalışıp ayrılmıştı yani. Tamam, aynen o. Hayır, ben kızı hatırlıyorum. Hayal meyal de olsa hatırlıyorum ama... öğretmen falan bende yok öyle bir bilgi. Hayatım nasıl olacak öyle bir bilgi Allah'ını seversen? Sen o dönem canınla uğraşıyordun. E Doruk'a hamileydin, hatırlasana. Karnın burnundaydı. Bunlar mı kalacak senin aklında Allah'ını seviyorsan ya? E ama bu Kaan bize niye söylemiyor? Siz benim annemi tanıyorsunuz daha önceden diye. Belki de bildiğimizi düşünüyordur hayatım. Ya da rahmetli anneciği hakkında konuşmak istemiyor da olabilir. Burada da ne kadar mutlusun böyle. Sarmaş dolaş. Ya ne bocum Allah aşkına ya. Kurma sen şuna bir bak ya. E ben her zaman şen şakrak bir kişiyim yani, bunu biliyorsun. Öyle değil mi? Allah'ını seversen ya. Oradaki bir tebessümün altında sen niye böyle bir anlam çıkarıyorsun sarı fırtına? Kurban olayım ya. Ay bir anlam çıkarmıyorum tabii ki de. Ne bileyim bir kafam karıştı. Ama karışmasın kafan. Bunda kafa karışacak bir şey yok ki Allah'ını seversen ya. Tatlı söyleyeyim ben sana. Tatlısım, şu aşağıda milföycü çok güzel çilekli milföy var. Söyleyeyim iki tane yer miyiz? Ay ne diyorsun Akif? Tamam hadi söyle. Kızım benim odama gelir misin? Tatlı sipariş vereceğiz. Tamam olmuş işte bu ya. Orhan amca beni duyuyor musun? Orhan amca aç kapıyı. İmdat! İmdat!
dışarı çıkaracağım şimdi seni. Cemile! Cemile nereye gidiyorsun kızım? Gel buraya! Cemile! İtfaiyeyi mi arasak kızım? Ha? Cemile. Söndürdüm yangını, hiç merak etme Orhan amca. Çok şükür. Sen iyi misin? Nefes alabiliyor musun? İyiyim kızım, iyiyim. Alıyorum, merak etme. Sen nasılsın? İyiyim, iyiyim. Bakayım ellerine. Ya parmakların yanmış Orhan amca. Bir krem falan var mı sürelim? Yok kızım, yok. Gerek yok. Geçer. Zarar yok. Ya olur mu hiç öyle şey? Sen bana söyle, ben getireyim hemen içeriden. Orada Eczacı dolabında olacaktı, banyoda. Tamam, geliyorum hemen. Uzatın elinizi. Sen iyi misin kızım, ha? Bir su mu içseydin? Yok yok, içerim ben Orhan amca. Şunları bir süreyim parmaklarına, yoksa su toplar. Hay Allah ya, sen nasıl öyle korkmadan daldın dumanların arasına? Yurtta en sevdiğim sözdü. Sonunu düşünen kahraman olamaz. Ama Orhan amca bak, bunu sürekli sürmen gerekiyor. Yoksa hiçbir işe yaramaz tek seferde. Tamam kızım, tamam. Merak etme, sürerim. Ya Orhan amca, ben bir içeriği temizlesem mi? Şengül yengeşim böyle görmesin. Yok kızım, yok. Lüzum yok. Şengüller geldiği zaman temizlerler. Merak etme sen. Tamam o zaman. Ben o zaman işin başına döneyim. Şuraları toparlıyordum. Geçmiş olsun tekrardan. Sağ ol kızım. Cemile. Efendim amca. Kızım çok sağ ol. Yani benim için kendini tehlikeye attın. Çok sağ ol. Ya olur mu hiç öyle şey Orhan amca? Ben size çok yanlış yaptım. Benim bu yaptığım az bile. Neyse. Olanları unutalım. Hepsi geçmişte kaldı. Olur mu? Gerçekten mi? Yani deneyelim en azından, ha? Çok sevindim. Ya çok teşekkür ederim Orhan amca. Orhan amca, ben senden bir şey isteyebilir miyim? Hayırdır kızım, söyle tabii. Ya Şengül yengenin dediklerini duydum da, biliyorum sen de çok üzüldün, fark ettim. Yani tabii üzülüyor işte insan. Kim ister şöyle bir sandalyeye çakılık almayı? Bir alta yaradığım da yok. Şengül de haklı, ne diyeyim yani? Orhan amca, ya eğer sen de istersen ben senin yürümene yardımcı olabilir miyim? Nasıl yani kızım? Benim yurtta bir arkadaşım vardı. 2 yıl fizik tedavi gördü. Ya sabah akşam tekrar yapması gerekiyordu. Ben yardımcı oldum. O yüzden tüm hareketleri ezberledim valla. Ya birlikte çalıştığımız için de çok çabuk güçlendi ayakları. Ya eğer tabii sen de istersen bir deneyelim. Ben defterime de not aldım hepsini. Ya hepsini biliyorum aklımda. Eğer istersen. Yürüdü mü peki? Evet, koştu bile. Tamam kızım, tamam tamam, olur. Yani ben üstüme ne düşüyorsa yaparım. Tamam, tamam Orhan amca. Ya ilk başta ayak bileklerinizi güçlendirmemiz gerekiyor. Ben en iyisi defterimi alıp geleyim, başlayalım. Tamam kızım, tamam. Hadi al gel, başlayalım. Of. Yarın sabah görüşürüz çocuklar. Hocam. Ben şu matematik yarışmasının sonuçlarını soracaktım.
Ömer'cim, mail adreslerinize gelecek sonuçlar. Tamamdır hocam, sağ ol. Oğlum şimdi sen bu yarışmayı kazanan Amerika'da okumaya gidersen var ya, hayatın bir anda vites atar ha. Ya yok be oğlum. Zaten 10 kişi alıyorlarmış. Sence ben o 10 kişinin arasına girecek şans var mı? Ya tamam, şans yok da şanslısın ki benim gibi kuzeni var. Kan çekmiştir bir yerde herhalde yani. Sende de zeka var oğlum. Bakacağız artık o zeka işe yarıyor mu, yaramıyor mu? Melisa, istersen benle dön eve bugün. Hem yeni arabamı da görmüş olursun. Aa, çok isterdim Kaan ama bugün olmaz. Başka bir işim var da. Okey. Görüşürüz. Kaan, ben de eve dönmüyorum. Müzik kulübüne kalacağım. Annemler sorarsa söyler misin? Söylerim tabii. Bir değişiklik yok değil mi programımızda? Yani kalıyoruz kulübe. Ömer, ben eve bir iki saat falan geç kalsam bir şey olmaz değil mi? Sen bırakacaksın değil mi lan? Tabii Ömer. Büyük bir keyifle. İyi eğlenceler. Delikanlı da geliyor abi. Ben eve geliyordum zaten. Bu ne acele? Çok mu özledin beni yoksa? Ulan sen yaşına başına bakmadan benimle oyun mu oynuyorsun? Ha? Uyanık mı sanıyorsun oğlum sen kendini? Ne dediğini hiç anlamıyorum. Anlamıyorsun ha? Anlamıyorsun. Lan sen cin olmadan adam mı çarpıyorsun lan? Bana bak, senin gittiğin yollardan ben dönüyordum. Bak aklını başına al bak bana oğlum. Sakin, sakin. Bak millet geçiyor, merak edecekler. Bir de onlara anlatmak zorunda kalacağız bin tane hikaye. Sakin ol. Evladım. Evladım benim. Ananın fotoğrafını neden sen Nebat'in gözüne sokuyorsun? Amacın ne çocuğum senin? Evde kalacağım dedin, evde kalıyorsun. Araba istedin, aldık. Daha ne istiyorsun lan benden? Allah Allah. Annemin fotoğrafı seni niye bu kadar kızdırıyor, onu anlamadım. Ananın fotoğrafı beni kızdırmıyor. Annenle benim fotoğrafımı Nebat'in görmesi ortalığı karıştırıyor. Ya niye yapıyorsun böyle bir şeyi çocuğum? Sen neden yapıyorsun böyle bir şeyi? Ne boşun canını sıkmak için. Ne? Sabah benim hakkımda söylediklerini duydum. Ben de cezasını verdim. Nasıl yani? Hani benim nereden geldiğimi unutturmamanı tembihliyordu ya sana. Ben de aslında nereye aitmişim onu gösterdim ona. Oğlum sen psikopat mısın? Ha? Manyak mısın lan sen? Sen benim başıma iş mi açacaksın? Yo. Kimse benim kuyruğuma basmazsa, kimse benim canımı yakmazsa, hiç kimseye bir şey olmayacak. Ya sen bu arada nasıl sıyırdın ya? Ben onu çok merak ettim. Ne? Ne boşunu diyorum, nasıl kandırdın? Ha. Zor oldu. Başta hatırlamıyorum dedim. Ne yalan söyleyeyim. Vallahi demiş dedim. Aklımda yok dedim. Sonra ay dedim, tamam dedim ya. Bu benim asistanımdı dedim. Kısa bir süre dedim. Benim yanımda çalışmıştı dedim. Dedim de göbeğim çatladı. Oğlum ikna edene kadar göbeğim çatladı lan. Aferin sana. Aferin. Ama boşuna debeleniyorsun biliyorsun değil mi? Çünkü bir gün herkes her şeyi öğrenecek. Mutluymuş gibi yaptığın o çekirdek ailen bir gün dağılacak. Sen şeytan mısın lan? Niye yapıyorsun oğlum böyle bir şey? Annem iyi bir insan olduğuna göre ben büyük ihtimalle sana çekmişim. Bir gün sen de anlayacaksın. Ha bak. Kafa kalmadı ki bende ya. Hazır okula gelmişken oğluşunun gizemli sevgilisiyle tanışmak istersen buyur tanış. Müzik odasındalar kendileri. Lan bana ne oğlumun gizemli sevgilisinden de müzik odasına. Tövbe yarabbim. Ulan beni ne ilgilendiriyor? Bunlarla mı uğraşacağım ben? Ama bak ne gördüğün Nebat'e söyleme olur mu? Bir günde iki sürpriz kaldıramaz kadıncağız. Yazık günah. Görüşürüz.
Hoş geldin oğlum. Hoş bulduk amca. Ben de bir şey danışacaktım sana. Müsaaden var mı? Gel söyle gel. Gel oğlum otur. Otur. Ha söyle. Cemile için bir alçare arıyordum. Sabah teyzenin yanına gittim. Onların bahçesinde bir tane depo varmış. Oraya baktık beraber. E'si yani binadakiler de müsaade etmişler. Yani burada kalabilir demişler. Eğer bir şilte atıp bir de soba falan ayarlayabilirsem işte Cemile ile konuşacağım amca. Depoda mı yatacak kız? Evet. Yok olmaz öyle. Nasıl yani amca? Nasıl olmaz? Olmaz oğlum olmaz ya. Depoda falan yatamaz. Hasta olur kız orada. Bak zaten havalar da iyice serinlemeye başladı. Yani tamam da amca. Sen rahatsız oluyorsun Cemile'nin burada kalmasını. Yok oğlum yok. Doğru düzgün bir yer bulup iyice iyileşinceye kadar burada kalsın. Amca benim kafam bayağı bir karıştı şimdi ya. Sen fikrini mi değiştirdin? Ya Kadir, bugün öğlen burada mutfakta bir kaza oldu. Perde alev aldı. Ne diyorsun amca sen? Telaş etme, telaş etme. İyiyiz, bir şey yok. Şükür. Bu kızcağız beni kurtarmak için içeri daldı. Ya o çırpı haline bakmadan, ona sırtımı dönmüş olmama rağmen hiç düşünmeden daldı içeri. Bu olmayaydı şimdi, bu evde olmayacaktı, ben de olmayacaktım belki. Yani ne bileyim be oğlum. Yani kalbi kötü olan, niyeti kötü olan biri böyle bir fedakarlık yapmaz. Demek ki ben yanlış düşünmüşüm bu kızla ilgili. Ne yapayım be oğlum? Sen de benim yaşıma ver bu huysuzluğumu, ne yapayım? Ya estağfurullah amcam benim. Olur mu öyle şey? Yani biliyorsun ben de bazı yanlışlar yaptım seni dinlemediğim için. Hani başıma buyruk olduğum için ben de hatalar yaptım yani. Yani ikimiz de bu işten bir ders çıkardığımıza göre hayatımıza kaldığımız yerden devam edebiliriz yani. Gel lan gel bir sarıl amcana gel. Amcam benim be. Amcaların kralı be. Aslanım benim aslanım benim. Amca çok özledim seni. Ben de oğlum ben de. Kadir, hoş geldin. Hoş bulduk. Temizlik yapmışsın. Evet, biraz etrafı toparladım, havalandırdım. Bir de dolapta yağ, un falan vardı. Ben de hamur yapıp kızarttım. Akşam çayla birlikte yeriz. Vallahi biz seni dinlen diye bıraktık. Sen bildiğin çalışmışsın. Hatta bir de üstüne amcamın hayatını kurtarmışsın. Yani evet, öyle gibi bir şey oldu. Bir de kendini sevdirmişsin. Affetmişim beni. Öyle görünüyor. Biz de konuştuk biliyor musun? Bir de barıştık. Çok sevindim. Vallahi ben de. Güzel oldu ya. Ben bakkala gideyim. Peynir alayım tam olsun ya. Ben de gelebilir miyim seninle? Yani yürümüş olurum. Tabii hadi gel. Kapıda bekliyorum seni. Ne oldu? İyi misin? Ağrı mı başladı?
Ya hızlı yürüyünce herhalde dikişlerim acıdı. Bir de birazcık dizimi zorladım galiba bugün ama idare ederim. Tamam, yavaş yürüyoruz. Bizde acelemiz yok zaten. Doğru gidiyorum değil mi abla? Evet evet, düz gideceğiz buradan. Endişelenmeye başladım. Eve mi dönsek? Yok yok, iyiyim ya. Takıldım. Daha rahat yürüyeceksen koluma girsene. Olur. Bir de öyle deneyeyim. Böyle de teyze gibi oldum. Vallahi öyle oldun. Kadir, evladım. Şu bakkala kadar bir eşlik eder misin bana? Çok kötü oynadın ama. Niye öyle diyorsun ya? Biz yetimhanedeyken tiyatro yapardık. Hatta 2 yıl Tavşan Kardeşi ben oynadım. Gerçi hiç repliğim yoktu. Sürekli havuç yiyordum. Belli oldu sana niye sürekli havuç yedim. Aşk olsun. Kadir. Üzme abla. Geri dönelim. Nasıl? Ya lütfen hemen gidebilir miyiz buradan? Lütfen. Erken geldik galiba. Olabilir. Ama bence bu hiç kötü bir şey değil. Çünkü bu çocuk gözlerinin içine bakarak gitar çalıp şarkı söylemeyi çok özledi. Ben de seninle şarkı söylemeyi çok özledim. İçimden gelerek böyle mutlu mutlu. Ben bir şarkı besteledim biliyor musun? Gerçekten mi? Evet. Ayrı kaldığımız sırada. Yani senin beni terk ettiğin sırada. Farkındaysan ben seni hiç terk etmedim. Yalancı. Sen de benden vazgeçtin. Hatta başka kızlara bakarım falan da dedin. Aha bak. Nasıl kıskanmışsan artık. Unutamamışsın. Neyse boş ver. Şarkını söyle, çok merak ettim. Şey, pardon, müsaade misin? Geç öyle. Baba. Doruk, bir dışarı gelir misin? Sen de kızım. Ne oldu baba, hayırdır? Ne işin var okulda? Asıl ben sana sorayım oğlum. Ne iş? Nasıl yani babacığım, anlayamadım. Vay. Bir tane Makifat okul okula gelmiş ha. Güzel. Siz sevgili misiniz? Evet. Asiye benim kız arkadaşım. Allah mesut etsin. Ne zaman söylemeyi düşünüyordun bize?
Yani ben okula gelmesem böyle bir şeyden haberimiz olmayacaktı, öyle mi? Zorlanmıştır tabii çocuk Akif amca. Sen de anlayış göster biraz yani. Dalga, sen karışma git işine. Niye ya? Babacığınla sevgilin hakkında konuşmam yasak mı? Ya senin bu oğlanın durumu da zor be Akif amca. Tabii, insanın midesi kolay kolay kaldırmaz bunu değil mi? Dalga! Yeter dedim. Doruk, ne saçmalıyor bu, ne diyorsun sen? Ama uyardım oğlum ben seni. Tik tak yakışıklı prens. Her sır bir gün ortaya çıkar dedim. Demedim mi? Oğlum, hadi. Hadi sen dersine gir, babayla oğul arasına girilmez. Hadi evladım. Bir saniye, bir yere gitmişsin ya. Ne saçmalıyorsun sen, ne sırrından bahsediyorsun? Akif amca, bak kız çok ısrar ediyor. Benim söylemem lazım. Oğlum hadi, hadi dersine diyorum. Hadi oğlum uzatma, hadi. O Erhan denen adamı Akif amca vurdu. Sonra gitti suçu senin abinin üstüne attı. Yani sevgilinin babası abini boş yere hapse sokturup siz de yetimhaneye yollattı Asiye'cim. Ne Doruk da ne yapsın? Yazık. Gidip de diyememiş babasına ben bu kızla çıkıyorum diye. Durum bundan ibaret. Ama ben sana dedim. Her haltı yiyip mutlu olamazsın dedim. Adil değil bir kere. Senin belanı versin. Doruk, doğru mu söylüyor bu? Benim abim senin baban yüzünden mi hapse girdi? Doruk bir şey söyle, susmasana. Bu kötülüğü bize siz mi yaptınız? Evet. Bugün dünden iyi, yarın belki gökyüzü sızacakmış küçük penceremden. Öyle yine de ışık aramakla geçecek hayat, ne de olsa yeşiller de var arayıp bulana. Dünya sanki sırtımda, sanki herkes karşımda. Yoruldum bu yaşımda. Anne, ne olur konuş benimle. En azından rüyamda vesile tutunmama. Öyle yine de ışık aramakla geçecek hayat, ne de olsa yeşiller de var arayıp.